Ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Ordu'da Ramazan Akşamları programıyla bu akşam da sizlerleyiz. Ve Ramazan ayı boyunca da yine sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ordu sahilindeyiz. Kimi iftarını evde açtı, Ordu sahiline çay keyfi, çekirdek kahve keyfi yapmaya geldi. Kimisi de iftar hazırlıklarını evde yaptı. Ordu'da kamelyalarda, sahilde kamelyalarda iftarını açtı. Ve arkamda da o ailelerden biri var. Şimdi onların yanına gidiyoruz. Hem tanıyalım hem de Ramazan ayını bir değerlendirelim. Eski Ramazanları konuşalım. Neler söyleyecekler bakalım. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırlı Ramazanlar diliyelim. Teşekkür ederiz. Oturacağım ben. Hatırladım. Öncelikle bunu bir tanıyalım biz. Kim Max. Bu? Max. Max. Kaç evet. yaşında? Yaşında İki. Mı ya da aylık mı? 2 yaşında. 2 yaşında. Sizin mi? Evet bizim. Evet. Peki. Sizi tanıyalım. Ben Berrin. Soyadınız? Demir. Buralıyım. Ordulusunuz. Orduluyum evet. Evet. Ailece mi geldiniz? Evet ailem. Görümcelerim kayınvalidem. Ailece. Ayrıca iftar keyfin yaptınız. Evet. Evde mi hazırlayıp getirdiniz? Ha, evde hepimiz bir şeyler yaptık. Geldik şu çayımızı içtik. Öyle. Neler yaptınız? Şimdi iftar zamanı da geçti. Kimsenin canı da çekmez. Neler rahatlıkla yaptık, söyleyebiliriz. Falan. Neler yaptık? Bir şeyler yaptık. Söylemeyelim diyormuş. Dolmalar. Dolmalar. Vazgeçilmez zaten. Yani. Evet. Peki öyle. Nasıl gidiyor Ramazan? Ramazan güzel gidiyor. İyi. Serin gidiyor aynı zamanda güzel. Evet. Henüz, yani serin olması. Aynen henüz bunaltmadı yani öyle. Güzel güzel geçiyor. Herkes hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederiz. Size de hayırlı Ramazanlar. Ben şöyle hemen teyzemin yanına geçeceğim. Sırayla gidelim. Bilirsin bilirsin. İyi akşamlar teyzem. İyi akşamlar. Adını öğrenelim. Pembe. Demir. Pembe Demir. Kaç yaşındasın teyzem? 70. 70 maşallah. Evet. Gelinler miydi? Kızlar mıydı? Gelinim. Kızlarım. Gelinim bir tane. Yanındaki ufaklık torun mu? Evet, evet torunum. Nasıl gidiyor Ramazan? Çok güzel gidiyor. Tutabiliyorsunuz. Evet, tabii. Tutabiliyoruz. Şimdi sen 70 yaşındasın. Biraz daha eskilere götür bizi desem. Eski Ramazanları nasıl anlatırsın bizlere? Ben mesela 27 yaşındayım. Çok eskileri bilemiyorum. Eski Ramazanlar daha güzel oluyordu. Neler oluyordu daha mesela? Güzeldi. Daha birbirine tutkun oluyordu. Daha güzel oluyordu. Ne bileyim. Böyle bütün komşular. Komşular, akrabalar birbirine daha tutkundu. Daha şeyde bayramlar daha güzel oluyordu. Toplanıyorlardı. Büyükler gelirdi. Şimdi öyle bir şey yok daha. Neden yok peki? Neden bu duruma geldik? Ne bileyim daha öyle yapmıyorlardı. Dağıldı onlar hep. Artık birbirimize selam vermeyi bile çekinir hale geldik. Evet. 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 Önceden mesela benim babaannem de anlatıyordu. Bütün mahalle kadınları toplanırlarmış. Evlerinde herkes bir şeyler evet. yapıp mesela yolun evet. ortasında bir masa atarlarmış. Evet. Orada iftarını açarlarmış. Evet. Sizde de öyleydi. Evet. Büyükleri eve gelip davet ederdik. Hazırlık yapardık. Bayram sabah camdan çıkınca yedirirdik, içirirdik. Öyle çok güzel geçiyordu. Şimdi öyle bir şey yok. Herkes yok, kendi evinde. Yok. Şimdi öyle bir şey yok. Kendi evinde. Çoluğun çocuğun varsa onlar gelebilir. Gelebiliyor. Başkaları öyle çok yok. Büyük olursa evdekine gelen oluyor da büyük olmayan eve hiç kimse gelmez. Evet öyle. Bu akşam burada iftar keyfi yaptınız. Evet. Biz köyde oturuyorduk. Köye çıkmıştık. Geldik çünkü. Nerelisiniz? Köyünüz neresi? Erenli köyü. Erenli köyü. Evet. Buraya hep beraber biriktik. İftar yaptık burada. Ailece yaptınız. Evet ailece. Evet. Ama biraz serin ama yine de bir oluru var. Ama güzel oldu yine. Güzel, güzel oldu. Yine serin oldu baymadı. Evet çok güzel oldu. Teşekkür ederiz. Sağ olun. No, siz de sağ olun. Ben şimdi yanımızdaki küçüklüğe bir mikrofon uzatayım. Onu da bir tanıyalım. Ben şöyle oturacağım. Evet adını öğrenelim. Aybike. Aybike. Ne güzel ismin var. Kaç yaşındasın? 7. Okula gidiyor musun? Hangi okula gidiyorsun? Başöğretmen. Ne olmak istiyorsun büyüyünce? Biraz da sesin şöyle bir yüksek çıksın. Ne olmak istiyorsun büyüyünce? Öğretmen. Ne öğretmeni? Matematik. Matematik. Oo süper. Seviyor musun çocukları? Evet. Çocuklarla uğraşmak zordur biraz. Hiç ders vermeyeceğiz değil mi kızım? Öğretmen olunca. Niye konuşuyorsun? Utandın mı? Ya çok güzel maşallah. Siz annesiz. Evet benim. Evet, sizi de tanıyalım. Ben Yeliz Titiz, Orduluyum. Evet. Ramazan'ı burada açmak istedik bu sefer.
Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum inşallah. Bu kadar. Peki nasıl geçiyor Ramazan? Ramazan güzel geçiyor. Biraz gece kalkmaları biraz zor oluyor ama onun haricinde güzel geçiyor. Havalar da serin çok şükür. Yani bunaltmıyor, susuzluk falan olmuyor. Güzel geçiyor. Kimileri mesela sahuru beklemiyor mesela. 1-2 gibi yiyip yatıyor. Kimileri de sahur bekliyor. Siz hangisinden? Bekliyorum sahuru. Çünkü o zaman daha iyi oluyor. Yani daha rahat oluyor. Hem daha güzel oluyor sahur. Tabii, ağır şeyler beraber ailece. Yani. Tabii. Çocuk hep beraber kalktığımız için daha hafif şeyler yiyoruz. Peki sizin eski Ramazanlardan böyle anınız var mıdır anlatabileceğiniz? Ya eskiden tabii daha güzeldi. Yani hep beraber top atılırdı. Onu beklerdik. Daha bir heyecanlıydı. Daha böyle akrabalar birbirimize giderdik. Komşuluk vardı. Şimdi komşuluk falan pek yok. Kimse kimseyi tanımıyor apartmanda olsun. Yani yolda gördüğünde hatta bu apartmanda mı oturuyorsun bile diyenler oluyor. Yani bayağı bir şeylik var. Yani eskiye göre çok uzak oldu. Yani artık şu duruma geldik mi? Komşumuzu gördüğümüzde mesela yüzümüzü çevirip aman bakmayalım belki bize gelirler bu akşam. Evet oluyor aynen o şekilde de olmaya başladı. Acaba neden bu duruma geldi? Vallahi bilmiyorum. İnsanlar biraz daha ne bileyim herkes kendi halinde mi olmaya başladı? Bir biraz ekonominin faktörü de olabilir mi? O da olabilir ama bilmiyorum. İnsanlar biraz daha soğuk davranıyor artık. Artık çekimserlik var biraz da. O şekilde bilmiyorum. Peki buraya bu akşam ilk defa mı geldiniz? Yok geliyor sürekli. Bir de bu geliyorsun. Akşam biraz yağmur yağacak diye korktuk ama çok şükür. Yok şu an bir şey evet, yok. Evet üşüdük biraz tam kaçacak. Evet biraz serin ama. Evet çok şükür şimdiki iyi. Güzel malum, geçiyor. Her sene 10 gün geri geri gidiyoruz. Evet evet yavaş yavaş. Aynen evet. Tamam teşekkür ederim. Teşekkür ederim sağ olun. Şimdi ben şöyle bir tık daha geliyorum. Şöyle de oturayım. Tamam. Sizi de tanıyalım. İyi akşamlar önce. İyi akşamlar. Herkese hayırlı Ramazanlar dileyelim. Hayırlı iftarlar dileyelim. Bundan sonrası için hayırlı sahurlar dileyelim. Sahura kadar burada kalmayacağız ama iftarımızı burada yaptık aile. Hiç kaldınız mı bu zamana kadar sahura? Burada mı? Evet. Ne yazık ki. Kalmadık. O kadar kalamadık. Çünkü havalar müsait değil o zamana kadar. Akşam saat 10'dan sonra serin oluyor. Ama bu akşam biraz serindi iftar saati ama şimdi en azından aynen öyle. Oturabilecek kadar rahatız. Çay, kahve, çekirdek yaptınız. Vallahi hepsinin keyfini yaptık. Sonuna kadar da çok çekirdek yemeyin. Sarsınız yarın. Akşam stokları sağlam yapmak lazım. Sahurda dikkat edelim. Dengeleyelim o zaman. Sahurlara itibaren çok hafif yemeye çalışıyoruz ama yine de bir nebze olsun. Arada kaçıyor ama olsun. Yapacak. En iyisi kahvaltıya yönelik. Vallahi. O anda onun aynen öyle. Onun bereketiyle, onun şevkiyle, onun tatiliyle daha hepsi yarına bizi idare ediyor. Problem olmuyor. Peki ne işle meşgulsün? Ben tekstilciyim. Ev tekstiliyle uğraşıyorum. Orada senelerden beri ata ne diyeyim size babadan kalma. Devam ediyoruz uzun zamandan beri. Evet, yani tül perde. Tül perde üzerine evet köprü başında kendi yerimiz var. Kaç senelik babadan kalma dediniz? Valla şöyle söyleyeyim orduda yaklaşık 40 seneden beri oradayız. 40 senedir. Tabii 40 seneden beri oradayız. İşten konuşmuşken o zaman bu tül perde sektörünü de biraz değerlendirsek nasıl yani? Ya piyasa şartları önceki senelere göre değerlendirirsek. Şu andaki piyasa şartları malum her taraftaki olan sıkıntı bizde de mevcut var. Ama belli bir noktadan sonraki olan adımızla beraber bazı şeyleri aşabiliyoruz. Kendi namımıza göre, kendi adımıza göre. Olabildiğince serin geçmeye çalışıyoruz ama yapacak da bir şey yok. Olanla beraber idare ediyoruz. Ne yapalım? Biraz orada şartları mevcut. Evet, ekonomide insanları zorluyor artık. Çok zorluyor şu anda. Mevcut burada potansiyel mevcut var ama gelin görün ki maddi durumdan dolayı insanların alım gücü çok az olduğu için bir de Ramazan ayında insanlar evine yemek mi götürecek, perde mi götürecek gibi gibi şeyler ama en nihayetinde insanlar perdesiz de oturamadığına göre biz de oradan bir ekmeğimizi, akşam pidemizi ve çekirdek paramızı kazanıyoruz diyelim. Güzel, Allah daha çok kazandırsın sağ diyelim. Sağ olun, sağ olun. Peki, sizinle de biraz şöyle bir eski Ramazanlara doğru gitsek. Vallahi anınız var mıdır anlatabilirim? Yaşım itibariyle pek eskiye gidemeyeceğim. 18 yaşında olduğum için diyemişim. Eskiler daha tatlı mıydı diyelim. Daha tatlıydı çocukluğumuzda. İnsanlar beraber birbirine gidip gelmeler daha fazlaydı. Ha bu maddiyatla ilişkili midir ben ona inanmıyorum. Çünkü karşılıklı ilişkiler soğudu. İnsanlar da tamamen dünyevi işlerle beraber meşguliyetten dolayı maddiyat belli bir yere kadar ama ikili ilişkiler soğudu. Ne yazık ki. Bu yüzden dolayı pek fazla gidiş gelişler olmuyor. Eski heyecanlar diyeyim, eski dostluklar, aile ilişkileri diyelim. Ama şurada bir mahalle oturmak bile insana zevk veriyor.
İstiyoruz ki insanlar gelsinler, gitsinler, beraber gidip gelelim ama ne yazık ki olmuyor. Çekimsel kalıyoruz aslında. Bunu biraz da insanoğlunun kendisinden kaynaklanan bir olay. Bunu biz de yapmıyoruz. Hani böyle çuvaldızı batırmak lazımsa biraz da kendimize batırmak lazım. Biz de yapamıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Bu devrede herkes kendi kabuğuna mı çekildi? Ne yazık ki. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Gönül istiyor eskiler gibi olsun. Eskileri bilenler daha ne kadar şaşalı. Bu medya sizin nezdinizde tenzih ediyorum ama medya dünyamıza girdi. Şu telefonlar bizim dünyamıza girdi. Çocuklarımız özellikle. Biz sokakta büyüyorduk. Saat 10'da 11'de biz sahurda eve varıyorduk. Annemiz bize demiyordu ki nereden geliyorsun diye. Ama şu saatten sonra çocuklarımızı dışarıda biz kendimiz bırakamıyoruz ne yazık ki. Ondan dolayı çocuklar da bu şevki, bu neslin gelecekte taşınmasına vesile olamıyorlar. Bu yüzden de yavaş yavaş ilişkiler soğuyor. Benim çocuğumdan örnek veriyorum. Buraya gelip de kendi başına eğlenemedikten sonra ne yazık ki biz de kendimiz de ona izin vermiyoruz. Evet. Bu nasıl arkadaş olacak? Çünkü korkuyoruz artık. Aynen. Ben korkar duruma geldik. İşte ne yazık ki hayat şartları mı diyelim, insanlığı faktörü mü diyelim neye sayarsanız sayın ama bizim çocuklarımızı bizim dünyamızdan uzaklaştırdılar. Aslında şöyle bir düşündüğümüzde de bizi bu duruma getirenler yine biziz. Tabii insanlar kendini yapıyor. Başka bir şey değil yani. Yoksa dünya yine aynı dünya. Biz kirletiyoruz, biz soğutuyoruz, biz ilişkilerimizi mesafe koyuyoruz. Yoksa benim çocuğumun niye ben yandaki komşusuyla beraber gidip gelmesini engelleyeyim? Benim zamanında evde kimse olmadığı zaman yandaki Ayşe teyzeme gidip de kapısını çalıp karnım aç diyebiliyordum. Ama şu anda benim çocuğum yandaki Ayşe teyzesini tanımıyor bile. Ne yazık ki tanımıyor. Ramazan'da biraz daha ikili ilişkilerimizi fazlalaştıralım, biraz daha hoşbeş muhabbetimizi arttıralım demeye çalışıyoruz ama o bile olmuyor ne yazık ki. O aynen, aynen öyle. Bir de zaman yetmiyor artık. Eskiden zaman bol muydu, değil miydi bilemiyorum ama şu anda zaman yetmiyor. Şimdi işten güçten aynen. Başını kaldırıp da. Şuraya geldiğimizde 3 dakika vardı iftara. Değil mi? Yani anca yetişebildik aynen öyle. Ya inanın iş hayatı olarak demiyorum da evde bile olunsa zor yetişiliyor. Zor aynen, aynen doğru. Herkese kolaylıklar diliyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum şimdiden. Herkese hayırlı Ramazanlar. Programlarımız yine devam edecek Ramazan ayı boyunca. Belki yine karşılaşırız. Tekrar vallahi muhabbet ederiz. Şöyle söyleyeyim. Buralardayız biz. Sizi bekleriz. Biz de buralardayız. O zaman bekleriz. Mutlaka beraber oluruz. Mesela dün akşam da programımız vardı. Halk müziği, mini bir halk müziği konseriydi. TV'deki ekranlarında yayınladık canlı yayınımızı. Mesela orada ben şunu öğrendim. Önceden davullar yokmuş mesela sahurda kaldırmak için. Davul yerine mesela tenekeler, bidonlar falan varmış. Sizin öyle hatırladığınız vallahi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben tenekeyle ben kendim gittiğimi bilirim yani. Ya demek ki vardı. Vardı. Ya bizim orada bidon ha ya yağ bidonlarıyla evet. Beraber kendim gidiyordum yani. Çünkü bizim orası. Eski davulcu. Tipim öyle mi göstermiş diye. Estağfurullah. Davul değil de çocukken ne yapıyorduk sahurda? Akşam saat 12'ye kadar dışarıda geziyorduk arkadaşlarla beraber. Bizim sokağımız çıkmaz sokakta. Çocukluk dönemimizde tabii. Elimize alıyorduk birer tane teneke. Yarınki harçlığımızı, tatlı paramızı çıkartıyorduk. Bahşişlerimizi alıyorduk. Mahalle. Tabii. Ama o insanlar da bize hoşgörüyle yaklaşıyordu. Saat 12'de 1'de kapısına gittiğimizde insanlar bize börek veriyorlardı. Bahşiş veriyorlardı. Tatlı veriyorlardı. Ama biliyorlardı ki niyetimizi. Şimdi artık çocuklar geldiğinde kapıyı bile açmıyorlar. Kimse. Şu anda vazgeçtim çocuklara. Davulcu geldiği zaman bile kardeşim sen bu saatte niye bizi uyandırıyorsun diyen insanları bile duyuyoruz ne yazık ki. İşte bu şekilde böyle yok olup gidiyor. Aynen öyle. Onlar da bizim örf adet anneannelerimiz yavaş yavaş kayboluyor ne yazık ki. Ve böyle olduğumuz için de artık eski Ramazanları konuşuyoruz. Evet şu anda bizim en büyük kabahatimiz bu. Eski Ramazanları konuşuyoruz. Benim çocuğum bundan 10 sene sonra bu Ramazanları belki hatırlamayacak belki beni. Ama inşallah hatırlayacak ama anlatacağı bir şeyler olamayacak. Aynen öyle. Onun yaşantısı şu anda ne diyecek? Ben sahile geldim. Burada çekirdek çitledik. İşte babamla annemle Ramazan buydu. Ama bizim için Ramazan bu değildi. Değildi yani. Ne yazık ki unutuyoruz. Ama yine bu bizim elimizde. İnşallah biz onları tekrardan insanlara empoze ederiz. İnsanlara söyleyelim. Bu da siz en büyük etken sizsiniz. Medyadır. Bunları siz anlattıkça biz burada 5 kişiye ulaşabiliyoruz. Siz milyonlarca kişiye ulaşabiliyorsunuz. Elimizden geleni yapıyoruz diyelim. Bu konuda da tebrik ediyorum. İnşallah devamını diliyoruz. Sağ olun, teşekkürler. İyi akşamlar dileyelim size. Teşekkür ediyorum. Şimdi abim bizi çok dikkatli dinledi. Bakalım abi bize neler anlatacak. Ben şöyle hemen hızlıca yanına geçeyim abimin. Kameraman arkadaşımı da biraz zorladım ama şöyle mi oturalım?
siz yönünüz böyle olsun. Tamam, ayakta, ben böyle kalayım. Yok yok, oturun, rahatsız hiç olmayın. Sizi tanıyalım. Hanımefendi, ben ismim Coşkun Demir. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Hem Necip milletimizin mübarek Ramazan bayramı, Ramazan ayını kutluyorum. Hem Müslüman dünyasının Ramazan bayramı hayırlara vesile olsun. TV52 ailesine de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Siz herhangi bir işle meşgul müsünüz? Ben bir kamu kurumundan emekliyim. Şimdi de kendi işimle uğraşıyorum. Fındık ticaretiyle uğraşıyorum. Fındık alıp satıyoruz. Fındık sezon da yaklaşıyor. Sezon 2-3 ay var gerçi. İnşallah hayırlı bir sezon olur. Çinliler birbirlerine nasılsın, iyi misin demezler. Onun yerine bizdeki aynı anlamla pirincin nasıl derler. Bizde de halkın fındığı varsa, para ediyorsa fındığın nasıl dediğin zaman, fındığı varsa, para da ediyorsa, çocuğunu okutacak, evine ekmek götürecek, ailesine bakacak, ihtiyaçlarını karşılayacak. Bizim de aslında pirinci, Çinliler gibi pirincin nasıl gibi fındığın bu sene nasıl, ne olacak? İyiyse her şey iyi olacak. İnşallah iyi olur. İnşallah, inşallah. Malum Mayıs ayındayız, yükseklere kar da yağdı. Bu fındığı da biraz etkileyecek ama inşallah kötü bir durum olmaz. Piyasada şu anda monopol bir yapı var. Yani tekelci bir yapı var. Fındık sektöründe etkin bir firma var. Bu firma fındık, dünya fındığının %60-70 civarını aldığı için piyasada hakim bir firma. Bizim bu fındığı kendimiz ham madde olarak değil de son mamül, yarı mamül de değil, son mamül olarak tüketiciye bizzat kendimiz yapıp ulaştırırsak biz bundan millet olarak daha fazla gelir elde ederiz. Ekonomik anlamda daha ülkemize büyük miktarlarda girdi olabilir. Bunu beceremediğimiz sürece, taşın altına elimizi atmadığımız müddetçe her sene aynı diyaloglar. İşte fındık ucuzdu, pahalıydı, işte şuraya çıktı, buraya indi. Bu her sene bu muhabbet olacak. İşte don oldu, dolu oldu, rüzgar oldu, tipi oldu, fırtına oldu, fındık az oldu, çok oldu, para etti, para etmedi. Şimdi Gürcistan üzerinden fındığın üstüne başka bir bela geliyor. Orada bir fındık üzerinde bir hastalık var. Halkımız buna bu konuda ne kadar bilgili bilmiyorum. Gürcistan'da fındıkta fındık kokarcası veya yeşil kokarca denilen bir böcek türemiş. Gürcistan'daki fındık bahçelerini tamamen felç etmiş. Bu yavaş yavaş Türkiye'ye doğru girmeye başladı. Bilmiyorum, siz bu konuda daha önceden yayın yapıldı mı, yapılmadı mı? Bununla ilgili herhangi bir çalışma nedeni, halk bu konuda nasıl, ne kadar bilinçlendirildi bilmiyorum. Bu da bizim fındık sektöründe çok ciddi bir tehlike önümüzdeki yıllarda. Şu anda tehlikenin boyutunu Gürcistan olarak biliyorum ama bu tarafa doğru yavaş yavaş bu fındık dallarının üzerinde yeşil bir böcek, bu ağacı tamamen yapraklarını falan kurutuyor. Sanki don vurmuş da bütün yaprakları dökülmüş, ürün tamamen hasar görmüş gibi oluyor ve Gürcistan'da rekolte çok düşük seviyedeydi. Yani %15-20'lere kadar düşmüştü. Fındıkçı olduğum için biraz o konuya girdim ama memleketimizde şimdi Nasrettin Hoca'ya sormuşlar, kışı mı seversin, yazı mı seversin? İşte hocam, kışın insanlar donduk diyorlar, yazın yandık diyorlar. Bu insanlar ne kadar nankör falan diyorlar. Hocam siz bu konuda ne diyorsunuz demişler. O da demiş ki, baharın tadım canımı çıktı. Yani bahar ayındayız, ne donduk diyoruz ne yandık diyoruz, serin serin burada oturuyoruz. Üşüsek de içimizi ısıtıyoruz çaylarla. Kaynana, kayınpeder, bacanak. Kayınpeder. Oradan bizi izliyoruz. Evet, baldız, yiyen hep oturduk.
Hep oturduk burada, herkes bir şeyler hazırladı, koşturdu. Akşam saat 5-6 civarında, hadi akşam sahilde yemek İtalya yapalım dediler. Ben oraya koştum, işte karın adam bir tarafa koştu, gelin bir şey yaptı, görümce bir şey yaptı, herkes bir şeyler alıp geldi. Herkesin emeği var. Herkesin emeği var, çayımızı demledik, iftarımızı yaptık, güzelce burada güzel bir akşam geçirdik. Masada bulabilmişsiniz. Hem sizinle de ilk defa tanışmış olduk böylece. Evet. Şimdi herkesle eski Ramazanları konuştuk. Sizin de var mıdır anlatabileceğiniz bir anınız Ramazanlara dair? Eski Ramazanlara dair. Vallahi, ya eski Ramazanlarla şimdiki Ramazan arasındaki fark var mı? Konuya biraz esprili yaklaşayım. Ben eskiden de acıkıyordum. Şimdi de acıkıyorum. Eski Ramazanlarla şimdiki Ramazan arasında bir fark yok. Sadece mevsimsel bir fark var. Her sene acıkıyoruz. Her sene acıkıyoruz. Mevsimsel bir fark var. Kışa doğru yaklaştıkça kolay oluyor. Sürede kısalıyor. Ama şu anda günlerin de en uzun olduğu günlere doğru, 21 Haziran'a doğru günler uzuyor biliyorsunuz. En uzun günleri yaşıyoruz. 10 gün, 11 gün kışa doğru gidiyoruz bakalım. Peki teşekkür ederiz. Var mı eklemek istedikleriniz? Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Hayırlı Ramazanlar, sağ hayırlı olun. Sahurlar diyelim şimdiden. Ve şu şekilde gidelim. Orada hamak keyfi yapanlar da var. İki genç kız var. Onları alalım. Buyurun gelin. Ay bunu da alalım. Önce bunu tanıyalım biz. Ay alalım. Ay. Ay çok güzel. Adı nedir? Zika. Zika. Evet. Yabancı bir isim. Virüs. Virüs türü. Virüs türü mü? Neden böyle bir isim taktınız? Virüse benziyor. Virüse mi benziyor? Evet. Çok güzel ama. Sizi tanıyalım peki o zaman. Ben Nur Eren. Nur Eren. Siz? Asya Tabay. Nasıl? Asya Tabay. Asya. Okuyorsunuz. Evet. Nerede okuyorsunuz? Hangi okulda? Doğa Koleji. Doğa Koleji. Sen evet. De aynı şekilde. Evet. Ne olmak istiyorsunuz büyüyünce? Ben avukat olmak istiyorum. Güzel. Mimar olmak istiyorum. Mimar olmak istiyorsunuz. Siz de evdeydiniz iftar zamanı. Sonrasında iki arkadaş, artık arkadaşsınız değil mi? Kuzen evet. Falan değil. Evet. İki arkadaş çıktınız sahilde. Geziyorsunuz. Zika mıydı? Evet. Zika'yı da gezdiriyorsunuz. Evet. Beğeniyor musunuz orada? Evet. Ben çok sakin olduğu için çok beğeniyorum. En çok beğendiğiniz yeri orada. Nova'da. Nova'da alışveriş merkezi. Evet. İsim de çok vermeyelim. Sen? Ben de Nova'dayı seviyorum. Orayı seviyorsun. Evet. Ama sahilde bir vazgeçilmez artık. Evet. Yani. Yani gezmeye müsait, eğlenmeye müsait, yemeğe içmeye müsait. Evet. Gerçi güzel, öyle. Yazları çok güzel. Yazları çok güzel. Evet. Yavaş yavaş da daha da ısınacak havalar. Evet. Zika'da memnun mu sahilde? Evet, o da diğer köpeklerle arkadaş oluyor mu demek. Güzel. Kaç yaşında? Yaşında değil, 11 aylık. 11 aylık. Yani bir ay var. Evet. Bir ay sonra doğum günü. Evet. Peki eklemek istedikleriniz var mıdır? Buradan belki aileniz sizi izliyordur. Selam göndermek istiyor musun öğretmenlerinize, arkadaşlarınıza? Evet, arkadaşlarım, öğretmenlerime ve aileme çok selam söylüyorum buradan. Sen? Ben de. Sen de hepsine selam gönderiyorsun. Peki tamam, teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileyelim. İyi akşamlar. Şöyle arkadan yavaş yavaş gidelim. Hamak keyfi yapanlar var. Hiç rahatsız olmayın. Hiç rahatsız olmayın. Evet, onu göstermeyelim. Şöyle görebiliyorsak. İyi akşamlar dileyelim öncelikle. İyi akşamlar. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkürler. Keyifler yerinde. Mükemmel. Keşke başınızın altına bir de yastık olsaydı. Daha yok, rahat olurdu. Yok, böyle de güzel yani. En azından doğal. Daha doğal. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Orhan Aydemir, maden mühendisiyim. Kabadüz'de çalışıyorum. Kabadüz'de? Akşamları da eğlence amaçlı buraya geliyoruz. Arkadaşlarınızla mı? Arkadaşımla. Arkadaşımla, hatta şu ağacın dibindeki arkadaşımla. Oraya doğru da yavaş yavaş gideceğiz. Evet. Yani akşam akşam genelde geliyorum yani. Sonuçta yer altında çalışıyoruz. Onun şeyini, iç stresini yani atmış oluruz. Evet. Buraya iftara mı geldiniz? İftardan sonra çay keyfi yapmaya mı? İftardan sonrası. Çay keyfi yapmaya. Evet. Peki nasıl gidiyor Ramazan? Ramazan ilk günleri biraz yorucu geçiyor ama ondan sonrası oldukça güzel. Vücudun bir alışma süreci. Evet. Gibi. Ondan sonrası gayet rahat. Peki eski Ramazanlara dair anlatmak istedikleriniz var mıdır? Eski Ramazanlarla ilgili şöyle küçük de olsa bir anınız var mıdır mesela? Aslında çok da yok yani açıkçası eski Ramazanlara dair. Eski Ramazanlarla şimdiki arasında fark var mı sizce?
Yani dostluk olabilir, aile bağları olabilir, yeme içme olabilir. Yok, bozulan herhangi bir şey yok benim görüşüm. Kültürel açısından herhangi bir şey bozulan bir şey yok. Yani her şey güzel. Her şey. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. İyi hamak keyfi değil. Çok teşekkürler. İyi günler. Evet, şöyle gidelim yine. Kiminle başlayalım mı? Güzel güzel sallanıyorsunuz. Canlı yayındayız şu an. Şöyle başlayalım. Evet, sizleri tanıyalım. İsmim Sefa Özder. Evet. Aslen Kırşehir Çekdağlıyım. Burada öğrenciyim. Tarih bölümü öğrencisiyim. Tarih bölümü üniversitede. Evet, üniversitede öğrenciyim. Beraber çıktık arkadaşlarla. Çay keyif falan yapıyoruz sahilde. Böyle eğlenceli bir şekilde Ramazan akşamlarını değerlendiriyoruz inşallah. Ev ortamından mı, okuldan mı, sınıftan mı? Ev ortamından arkadaşlar, yurt ortamından arkadaşlar. Birleşip hep beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz siz burada. Siz de evde mi iftarınızı açıp buraya gelenlerden? Evde açıyoruz. Buraya çay keyifli. Evet, sokakta vatandaşlarımızı da açıyoruz. Yani birlik beraberlik içerisinde Ramazan'ı eda etmeye çalışıyoruz. Özellikle bu Ramazan çadırları daha da birlik beraberlik içerisinde Ramazanları idrak etmemizi sağlıyor bize. Bunların arttırılması taraftarıyız biraz da biz. Sistemimizde dile getirelim yani. Ordu'da biraz o konuda biraz sıkıntı var herhalde. Yani bir çadırımız var Altınordu Belediyesi tarafından yapılan. Daha da çok gençlere yönelik biraz daha faaliyetlerin arttırılması taraftarıyız. Yani faaliyet alanları falan, eğlence aynen, evet. Alanları. Biraz daha... Ramazan'dan sonraki eğlence alanlarımız yine var. Arkadaşlar futbol maçı yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar ama yine de daha da gençlerin takılabileceği etkinlik alanlarının arttırılması taraftarıyız. Mesela yani. Biraz daha ileride Survivor Parkı var. Evet. Oraya gittiniz mi? Gezdim sahil boyunca. Mı? Sahil boyunca geçtim ama yarışmayı denemedim. Yok, denemediniz. Belki başka bir programda inşallah denk gelirsek i̇nşallah. Yarışırız belki. İnşallah. Buradan ben aileme de selam Tabii buyurun, söyleyin. Kırşehir'deki aileme de selam gönderiyorum. Babamın, annemin ellerinden öpüyorum. Kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum inşallah. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ben gidemedim. Orucu burada tutuyoruz. Buradan da selamımızı iletmiş olalım inşallah. Evet, o zaman pazar günü anneler günü. Evet, buradan da isterseniz bir aynen. Buradan da annemin anneler günü kutluyorum. Ellerinden öpüyorum annem. Kendine iyi bak, güle güle. Allah'a ısmarladık inşallah. Selametle. Herkese selamlıyorum. Teşekkür. Çok özlüyorsunuz. Evet, biraz var. Biraz söylerken sesini titredi. 5 senedir buradayız. Yani senedir. Bayağı oldu. Yani senede birkaç sefer anca. Yani bir ay önce oradaydım da yine de etkiliyor insanı yani. Peki bu gibi özel günlerde mesela anneler günü en yakını gidemiyorsunuz. Tabii bu içinizde bir burukluk. Evet, içimizde bir burukluk oluyor. Ama hediyeyi gönderirim. Artık teknoloji gelişti. Teknolojiyle iletişim sağlamaya çalışıyor. Buradan ama da canlı yayına. Yüz yüze görmek gibi. Olmuyor tabii, olmuyor. Burada yüz yüze gibi olmuyor yani. Teşekkür ediyorum size de. Ben teşekkür ederim. İletişimimizi sağladık. Sağ olun, oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı sahurlar size şimdiden. Kolay gelsin. Evet, size geldik. Siz burada ama keyfi yapıyorsunuz. Aynen. Evet, siz de tanıyalım. Adım Buğra, soyadım Bilge. Sabit olabilir miyiz? Durun, durdum. Evet. Adım Buğra, soyadım Bilge. Ordu'luyum. Yarışmaya Ordu'dan katılıyorum. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sağ olun, inşallah. Nasıl gidiyor Ordu'da Ramazan akşamları? Güzel işte, iftardan sonra geliyoruz, hamağı atıyoruz işte. Burası biraz şu an soğuk. Daha bahar gelmedi gibi Ordu'ya böyle ama... Bakalım hani ileride inşallah. Bundan sonraki akşamlarda da yine aynen. Geleceksiniz buradan. Aynen. Havalar ısınırsa daha güzel olacak. Çayınız bitti herhalde. Yok, kahvemiz var isterseniz buyurun. Tamam, var. Programdan sonra unutmayın ama. Bekliyorum. ben selam söylemek istiyorum. Tabii arkadaşımın buyurun. Ayağı kırıldı benim. Çok üzgünüm. Karaman'a gitti memlekete. Recep, buradan Recep'e selamlar. Geçmiş de... olsun diyelim bize Recep'e. Bir de Hatice arkadaşım var. O da İzmir'den izliyor şu an herhalde beni. Ona da selam göndermek istiyorum. Anneniz babanız... Da hayatta inşallah. Yok, burada evdeler onlar. Tamam. Aynen. Uzakta değiller. Tamam. Aynen, sıkıntı yok. Onlara selam söylemeye gerek yok. Arkadaşın annesi uzaktaymış mesela. Aynen. Onun anneler çok gününü üzüldük. Kutladı. Aynen. Ben de anneler gününü o zaman buradan şey yapayım. Benden bir şey beklemesin. Hani şimdiden söyleyeyim. Siz yine de bekleyin. Aynen. Teşekkür ederiz. Demek. Sağ olun. O zaman ben şöyle geleceğim. İnşallah toplarsınız buraları. Böyle bırakmayacaksınız değil mi? Evet, şöyle sıradan başlayalım o zaman. Başlayalım. Tanıyalım sizi. Cemal ben. İstanbul'da yaşıyorum. Yani aslen buralıyım. İşte dekorasyon işi yapıyorum İstanbul'da. Bu tatil için geldim orduya. Tatil için. Aynen. Geldim. Akrabaları ziyarete geldim böyle. Ya pazar günü de geri döneceğim. Anneler gününde geri döneceksiniz. Aileniz? Ailem burada. Burada. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Annenizi gününü kutlayıp öyle gittiniz. Aynen. Hediye aldınız mı? Tabii. Ne aldınız? Ben de sakladım. Söylemiyorum. Zaten öğrenirse
Hiçbir esprisi kalmaz. Yani öğrenmemesi lazım. Peki eklemek istedikleriniz var mıdır? Ya da siz de değerlendirin. Ramazan akşamları nasıl? Eski Ramazanlar nasıldır ya da? Eski Ramazanlar derken. Yani ben... Benim çocukluğumda herkes dışarıda toplanırdı zaten. Otururduk beraber. İşte çay, kahve olsun, muhabbet olsun, sohbet olsun. Eski Ramazanlarda öyleydi yani. Yani başka da bir şey yok. Başka da bir önceden şey yok. Önceden mesela davul yokmuş, bidon varmış, yağ tenekesi varmış. Onlar da sahura kalktı. Yani. Ben de bunu yeni öğrendim. Yani. Şu anda davul da kalktı. Ayıp ya, mı? Değil. Şu anda davul sesi fazla duyulmuyor yani. Yok. Önceden daha fazlaydı. Maniler söylenirdi eskiden. Aynen. Maniler falan söylenirdi. Aynen. Sadece vurup geçiyor. Aynen vurup geçiyor. Kalkın. Kalkın. Benden bu kadar diyor. Kalkın. Benden bu kadar diyor. Kalkın diyor. Peki eklemek istedikleriniz var mı? Vallahi bir şey. İstanbul'daki arkadaşlarıma buradan selam söyleyeyim. Pazar günü yanınızdayım. Yani pazar günü yanınızdayım. Beni bekleyin geliyorum. Peki teşekkürler. Siz tanıyorsunuz. Benim de ismim Ahmet. Burada tarih 4. sınıf öğrencisiyim. Hataylıyım. Memleketten uzak bir Ramazan geçiriyoruz. Hoş bulduk bu arada. Memleketten uzak bir Ramazan geçiriyoruz ama yine eğlenceli. Abilerimiz var, dostlarımız var. Sıkıntımız yok. İlk Ramazanınız mahallenizde. Hayır, 3. Ramazan. Aynen 4. sınıf olduğum için 3. Ramazan olarak burada şey yapmaya çalışıyoruz. İdare ediyoruz. Sıkıntımız yok. Yurtta kalıyorum. Aynen. Dışarıda iftarımızı yapmaya çalışıyoruz. Yurtta. İftardan sonra da işte sahile akın ediyoruz işte. Annemizden uzak. Bu arada anneler gününü kutluyorum annemin. Öyle. Ramazan geçiyor yani. Çayı kim yaptı bu akşam? Çayı kim yaptı bu akşam? Erkan abimiz yaptı bu akşam. Aynen öyle. Erkan abimiz yaptı çayı. Takılıyoruz ya. Sıkıntımız yok. Çok şükür. Var mı sıkıntınız? Ordu ile ilgili dediğimiz gibi gençlik için biraz daha faaliyetler geliştirilirse, biraz daha aynen sosyal alanlar biraz daha geliştirilirse daha iyi olacağını. Yani ordu güzel bir şey zaten, sıkıntımız yok. Mesela ne olabilir? Mesela ne olabilir? En azından bir Luna Park'a gitmek istediğimizde Luna Park bile yok. Yani gençlik için yani biraz da geçerli bir şey bence. Yani oyun alanları falan çok az. Yani bunlar ya, sıkıntımız yok genel anlamda. Luna Park. Bir de havuz mesela. Havuz aynen, sadece bir tane havuz var kocaman Ordu'da. Var. Otellerde var. Otellerde var da öğrenci için yani otele de gitmek aynen. Otele de gitmek. Öğrencilere özel bir havuz mu olsun istiyorsunuz? Biraz daha düşük maliyetli. Biraz daha düşük maliyetli olursa çok daha iyi olacaktır. Teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Teşekkür ederim. Aileme selam söylüyorum. Hatay'a selam söylüyorum bu arada. Eyvallah. İnşallah izliyorlardır. İnşallah izliyorlardır. O zaman biz Erkan abimizi tanıyoruz. Eyvallah. Erkan Kuz ismim. Ticaretle uğraşıyorum. Ordu'nun yerlisiyim. Bu kadar. Onun dışında Ramazan akşamları serin geçiyor. Güzel geçiyor. Böyle arkadaşlarla çok sık buluşamasam da bu akşam bir farkındalık yarattık. Bir araya geldik. Çay, kahve, sohbet niteliğinde. Aynı zamanda Cemal kuzenim. O da bana sağ olsun eşlik etti. Tabii neden bahsettik? Eski Ramazanlardan bahsettik. Bunlara... Bu grupta ben çok daha iyi bilirim. Çünkü benim yaş ortalamam biraz daha fazladır. Yani abi dediklerine göre aynen. Yani tabii eski Ramazanları göremiyoruz şu anda. İnsanların farklı durumlarından dolayı. Yani gerek iş gereği, öğrencilerin okul faaliyetleri vesaire. Toplum olarak aileler, gurbetçiler var. Aileler bir araya gelemiyor fazlasıyla. Toplu iftarlar olmuyor örneğin. Yani biz bu ekiple, arkadaşlarımızla, aile olarak da mesela geçmişte çok sık iftar yemekleri düzenlerdik. Bunlar azaldı. Yani bilemiyorum çok fazla... Neden azaldı? Neden azaldı? Az önce de başka bir arkadaşlarla diyelim. Bence onlarla da röportaj... Neden? Teknoloji bence. Aynen. Mesela onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Önceden mesela komşular birbirlerine yemekler yapıyorlarmış, bir masa etrafında toplanıyorlarmış. Daha güzel geçtiğini söylüyorlar ama şimdi birbirimize selam vermeye korkar olduk. Yani neden böyle olduk biz sizce? Yani neden böyle olduk? Ekonomiyle de alakalı bu işin gerçeği. Artık insanlar maliyet hesabı yapıyor. Hani nedir? Bir araya geldiklerinde mesela şundan örnek vereyim. Bundan 10 yıl önce falan biz aile olarak aynı mahallede toplu iftar yapardık. İnsanların çoğunun oldu, okul kazandı, iş hayatına atıldı, akrabalar uzaklaştı. Herkes aynı ilde yaşamıyor gördüğünüz gibi. Bundan dolayı da bir kopukluk oldu yani. Bu kadar. Bu
kadar. Var mı başka eklemek istedikleri? Eyvallah, teşekkürler. Selamlar. Annelere gününde kutluyorum. Anne adaylarının. Herkesin. Teşekkür ederim. Eyvallah. Bir yorum yapacaktım. Tabii yapabilir miyim ben de? Buyurun. Şey, Ordu Üniversitesi rektörüne sesleniyorum. O düşenlik istiyor. Başka ne istiyorsunuz? Ya Ordu'da fazla isteyebileceğimiz pek bir şey yok. Şehir çok küçük çünkü. Bir de yurtlara biraz daha önem verirseniz çok seviniriz. Buradan rektöre de rektöre sesleniyoruz tekrardan. Ne gibi önem? Ya önemden kasıt artık erkeklerin de hani insan olduğunu bilmelerini istiyorum. Çünkü erkek yurdu yok Ordu'da. O yüzden erkek yurdu istiyoruz ve o düşenlik istiyor tekrardan. Erkekler özel. Aynen, erkekler özel birkaç daha yurt olsa daha iyi olur. Şenlik istiyorsun. Özellikle şenlik. Aynen. Başka bir şey yok. Annemin anneler gününü kutluyorum. Anne en büyük hediyem benim, o yüzden hediye almadım. Ben öğrenciyim, olamam. Peki, teşekkürler, sağ olun. Sizi tanıyalım o zaman. Uzakta. İsmim Özgür, Gürgen Tepeliyim. Ailem Kocaeli'de yaşıyor. Ben annemin anneler gününü kutluyorum. Babam hasta. Şu anda bayağı da meraklıyım yani. Görmeyeli çok oldu. Geçmiş öpüyorum ellerinden ikisini de. Onun dışında Ordu ile ilgili genel durumlar, telefonda çalmasa iyi olacak mı? Olsun, sorun değil. Canlı yayındayız, olur böyle evet. Şeyler. Şu anda izliyorlar sanırım, oradan arıyorlar. Sevgiler sunuyorum, anneler gününü kutluyorum, öpüyorum çok çok. Ordu ile ilgili benim söylemek istediğim birkaç şey, eklemek istediğim. Ben bisiklet tutkunuyum aynı zamanda. Bisikletle ilgili çok, yani elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Burada kulüplerimiz de var. Bisiklet safari, veteranlar vesaire. Yani bisiklet yolları yapıldı Ordu'ya ama bence çok yetersiz. Sadece göstermelik yapıldı. Şehir içine de bunun yaygınlaşmasını istiyoruz. Araç trafiğinin azalmasını istiyoruz. Yani araçtan bir şekilde bizim insanlarımızın yani vazgeçmesi gerekiyor. Petrolün sınırı var. Bunlar birlikte inşallah bir düzene yani, girecek. Tabii sadece belediyenin veya yönetimin de elinde olan şeyler değil ama insanlarımızın bilinçlenmesi lazım. Gençlerimizin bilinçlenmesi lazım. Bisiklete, motosiklete, toplu taşımaya yönelmesi lazım. Çünkü çok hızlı tüketiyoruz her şeyi. Biraz bu tüketimden vazgeçip geleceği de düşünerekten hareket etmemiz lazım. Egzoz gazını azaltmamız lazım. Yani yeşile daha çok saygı duymamız lazım. Benim mesajlarım bunlar. İnşallah her şey daha güzel olacak diyelim. Peki, ileride. Sizin Ramazan'ınız nasıl gidiyor? Ramazan gayet güzel. Havalar da şu anda serin. Yani bizi çok bunaltmıyor. Evet. Daha başlarındayız. Evet, gündüz de güzel. Bu açıdan güzel yani Ramazan. Tabii ki Ramazan akşamlarında biraz daha böyle insanlara moral motivasyon verici eğlenceler falan oluyordu eskiden bir ara. Konserlerdir, oyunlardır vesairedir. Bunları yine arıyor gözümüz. Yani olsa iyi olurdu. Eksik değil mi bunlar? Şu anda evet, eksiklik gibi. Biz de kendi aktivitelerimizi yapıyoruz. Arkadaşlarla buluşuyoruz. Böyle hamak keyfidir. Sohbetimiz, çayımız, kahvemizdir. Yani bu şekilde. Eğlencemizi biz kendimiz yaratıyoruz evet. Diyorsunuz. Tabii ki hayat eğlenceden ibaret değil ama insan istiyor yani. Tabii, ister tabii, istemez tabii. İstiyor. Tabii. Buradan yani bir de yani imkanları daha kötü olanlara da hani Allah'tan şey diliyorum. Daha iyi imkanlar diliyorum. Biraz daha el birliği diliyorum. Yani yardımlaşma. Ramazan ayında özellikle bu biraz daha ön plana çıkıyor ama bunun her zaman olmasını istiyorum. Zaten Ramazan'ın da simgesi diyelim, evet, yardımlaşma, dayanışma. Evet, buradan tüm ordululara, izleyenlere, tüm Türkiye'ye sevgiler, saygılar. Peki, teşekkür ederiz, sağ olun. Size. Sen biraz ağacın arkasında kaldın sanki. Biraz olabilir. Sizi de tanıyalım. Faruk ben, edebiyat birinci sınıf öğrencisiyim. Hataylıyım ben de, Ahmet abim gibi. Geldik buraya, ailemden uzakta ilk defa bir Ramazan geçiriyorum. Zorlanıyor musun? Hiç zorlanmıyorum çünkü Hatay buraya göre çok daha sıcak. Yani sen orada da sıcaklık olarak. Yani orada zorlanmadıysam burada da zorlanacağımı düşünmüyorum zaten. Çok da iyi geçiyor Allah'a şükür. Buradan da annemin anneler gününü kutluyorum. Teyzemin, annemin, bütün teyzelerimin. Hepsinin anneler günü kutlu olsun. Onun dışında söyleyecek bir şeyim yok. Peki bu saçlar bu sene moda mı ya? Ben değişik bir soru sorayım sana. Saçlar moda mı? Saç mevzusuna hiç girmesek daha iyi olur çünkü. Neden? Ben abime de selam söyleyeyim buradan çünkü abim babam çok şey yapıyorlar. Kızıyorlar mı? Çok kızıyorlar. İstemiyorlar saçın böyle olmasını. Daha ama inşallah. Kızmayın ya artık bütün gençler yani benim kardeşimin saçları da böyle.
Ama gidince kestireceğim ama saçımı böyle gitmem yani. Uzaktayken böyle gidince. Aynen öyle. Biraz gidecek. Daha şey olmaz. Bir sene içinde yine uzar bunlar. İşte burada olduğum sürece uzatıyorum, oraya gidince mecbur kestiriyorum. Öyle. Peki sizin için Ramazan nasıl geçiyor? Benim ya da çok rahat, son derece rahat. Zaten ikinci öğretim olduğum için sürekli uyumaktayım. Yani akşam da işte abilerimle çıkıyorum, dolaşıyorum. Yurtta mı? Yurtta, aynı yurttayız nasıl, zaten. Yemekler nasıl? Ben yurtta çok yemek yemiyorum ya. Zaten belli yemediğini. Çok iyi. Kaç kilo? 48. 48. İsmim, olsun canım. İsmim yeni tanıştık biz. İsmim burada 48 kilo kaldı. Kimse ismimi bilmiyor. Lakabınız. Olsun, o da güzel bir şey. Yani ben yurtta çok yemek yemiyorum ama dışarıda olabilir. Mesela bugün dışarıda yedik. Güzeldi. Yoksa siz yurdun yemeğini mi beğenmiyorsunuz? Yurdun yemeğini değil. Ben hiçbir yerin yemeğini beğenmiyorum. Çünkü Allah Allah. Burada yapılacak hiçbir şey yok. Hatay gibi değil çünkü burası. Hatay'ın yemekleri çok yemek daha güzel. Yani tabii yöresel lezzetler. Aynen öyle. Çok daha iyi çünkü orası. Nasıl? Ordu'nun yemeklerini beğenmiyor musun? Ordu'da yemek yok ki. Nasıl yok? Bir sürü yemek var. Sen niye geri gidiyorsun? Biraz ileri gelir. Siz benim üstüme geliyorsunuz ama. Nasıl? Ordu'da nasıl yemek olmaz? Ne var ki? Pancar çorbası var. Bak. Pancarı ben sevmiyorum. Pancar çorbası var. Sonra hamsi var, balık var. Yani mısır ekmeği var. Otları söyle kanka. Otlar. Sırgan çorbası var. Fındık var. Kaldirik, aynen. Melocan var. Melocanımız var. Var. Hiçbir şey bilmiyorum. Bilmediğim şey değil. Öğretin, arkadaşınızı öğretin. Sevmiyorum yani. Yöresel çok seçiciyim yemeklerde. Efendim? Yöresel yemekler diye. Yöresel yemek işte. En azından belki beğenirsin ya. Su böreği yapılıyor, ne güzel. Su böreği güzel olur. Su böreği güzel olur. O keşkek konuda mi yemesi lazım? Keşkek mi oluyor? Arkadaşların sana bir yedirsin. İyi olur aslında. Denemek lazım, denemek, görmek lazım onu ya. Peki, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Eklemek istediklerim var mıdır? Eklemek istediğim bir şey var mı? Çok çok selamlar söylüyorum aileme, anneme, babama, abime. Annemin anneler gününü kutluyorum. Orada yanında değilim ama uzaklardan çok sevdiğimi söyleyeyim onu. Bu kadar, başka da bir şey yok. Beni duygulandırdın. Peki, teşekkür ben ediyorum. Ben daha fazla konuşayım yoksa ikimiz de ağlayacağız burada. Siz tanıyalım. Merhaba, ben İbrahim. Ordu Gece Sahur Limanı'nda ARF memuruyum. Hı hı. Adanalıyım aslında. 2 yıldır buradayım. Hani gurbetçi sayılır. Havalimanında. ARF memuruyum, evet. Yani itfaiyeci bildiğiniz dilde. Peki nasıl işiniz? Yorucu mu? Nasıl? İşimiz kısmen yorucu oluyor. Allah'a şükür herhangi bir yangın olmadığı için şimdiye kadar. Pek yorucu geçmiyor ama tabii işimiz oldu mu aşırı zor, inşallah da olmaz. Aynen öyle. Peki sizin nasıl geçiyor Ramazan'ınız? Ramazan iyi. Ben Adanalıyım. Orada aşırı sıcak olduğu için bura havalar güzel. Daha Adana'dan iyi tutuyorum. Ben Adana'da şimdiye kadar oruç tutamadım. Ama burada üçüncü senem tutuyorum. Çok şükür sıkıntı yok. Adana yemekleriyle Ordu yemekleri arasında çok fark var değil mi? Artla Himalaya kadar, dağlar kadar öyle söyleyeyim. Çok aşırı fark var. Nerenin yemekleri daha güzel, doğru söyle. Adana'nın. Emin misin? Bana göre Türkiye'de en güzel yemekler Adana'da. Hani sadece Ordu olarak da bakmıyorum. Bize göre de Ordu'da. Ya o yöresel doğduğumuz, büyüdüğümüz yer olduğu için. Şöyle, bizim orada daha çok ete yönelik bir şey. Burası daha ot, yeşillik. Ot demeyelim, yeşillik. Ya ot diye aklımda kaldım, yeşillik dedim, evet. Evet, yeşillik diyelim. Ayıp olmasın şimdi. Ot demeyelim. Aynen. Peki, eklemek istediklerim var mı? Eklemek istedim. Burada aramızda olmayan meslektaşım Recep kardeşim var. Ayağı kırıldı. Ona buradan Karaman'a selam gönderiyorum. Geçmiş olsun diyelim. Geçmiş herhalde. Olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca buradan Adana'ya selamlar. Annelerimin anneler gününü kutluyorum. Sevgileri, selamlar gönderiyorum. Hediyeni aldın mı? Hediye almadım. Almadın. Olsun, buradan da kutladım. Belki seni izliyordur. Bu bile en güzel hediye. Aynen öyle. Zaten şu an izliyorlar kendileri. İzliyorlar. Buradan çok çok öpüyorum kendilerini. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, burayı da bitirdim ben. Ne yapalım? Şu tarafta bir gençlik var. Şöyle dolaşalım. Yavaştan yavaştan. Teşekkürler. İyi akşamlar dileyelim. Evet, bir genç grup daha. Niye öksürükler başladı mikrofonu kamerayı görünce?
Yoo. Yoo. Gayet normal yani. Normal yani. Tanıyalım mı sizi? Şey tabii ne? Bir i̇şte, adım vardır herhalde. Evet, adım Berkay. Berkay. Okuyorum ben. Sonra öyle. Nerede okuyorsun? Sağlık neydi bizim okulun adı? Atatürk Meslek Teknik Anadolu Lisesi. Öyle miydi? Tamam. Sağlık okulda. Lisesindeyim. Nasıl geçiyor Ramazan? Ramazan bayramı nasıl? Ramazan iyi ya. Zayıflıyoruz. Aynen. Olumlu, güzel yani. Bayramda alırsınız kiloları. Bayram. Aynen. Ordulusunuz. Evet, buralıyım. Başka kardeşim. Söyleyeyim mi? Söyle. Köyümü bilmiyorum ya. Neden, nasıl bilmiyorsun? Gerçekten bilmiyorum. Dalga mı geçiyorsun, ciddi misin? Yok, bilmiyorum gerçekten. Nasıl bilmiyorsun? Ya bizim köyde ev falan olmadığı için hani gitmiyoruz. Çok gidip aynen gelmediğiniz için bilmiyorsun. Aynen. Buradan ailen izliyorsa neler söylemek istiyorsun? Onlara selam söylüyorum. Sizi çok seviyorum. Böyle bir kalp yaptık. Evet. Hani mikrofon var, yapamıyorum. Peki, teşekkür ederiz. Ne demek? Bunlarla da yaparım. Yapacağım. Herkesle konuşacağız. Sizi tanıyalım. Bu saçlar... Evet. Bu da herhalde. Şey inşa. Sizi de tanıyalım. Ben Gökmen Ocak. Gökmen Ocak. Kaç yaşındasın Gökmen? 18. Allah'ın izniyle Aralık'ta 18 olacağım. Aralık'ta kaçında? 12'si. 12'sinde. Hangi okulda okuyorsun? Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Endüstri Mesleki. Evet. Ama yazmıyor yani. Ben Altınordu öyle. Ama dediği doğru, artık öyle oldu. Evet. Dediğin doğru. Ne olmak istiyorsun büyüyünce? Adam. Olamadı. Olmaz. Bundan adam olmaz. Hiçbir düşüncem yok. Hiçbir ben... düşünceniz evet. Yok. Yani okuyorum ben. Ha, okuyorum da, boşu okuyorum gibime geliyor ama bakalım. Peki, o zaman şöyle hızlıca ailenize selam gönderin hemen, çünkü reklama gideceğiz. Merhaba. Şöyle bir el sallayın isterseniz. Belki sizi izliyordur. Canlı mısın? Evet, şu an canlıyız. Hadi ya, ben de. Bilmiyor muyuz? Canlıyız şu an. Tamam, konuşmak isteyen var mı? Yoksa çünkü reklama gitmemiz gerekiyor. Reklam. Yok, tamam. Peki. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldin Ramazan. Kendisiyle aydınlığa çıkacağımız Kur'an-ı Kerim'i hayatımızın her karesine ilmek ilmek işlemeyi öğret bize. Biliyoruz sen rahmet, merhamet, bereket ayısın. Sonu gelmeyen istek ve arzularının altında ezildiğimiz nefesimize dur demeyi öğret bize. Bizler için en güzel örnek olan Allah Resulü'nün örnekliğini öğret bize. Paramparça olmuş İslam coğrafyasında ümmet olmayı öğret bize. Yusuf Arslan'la Sahur Sohbetleri her gece saatler 2.30'da TV 52 ekranlarında. Sevdiklerinize aldığınız o hediye kutusu var ya, hani taşınırken ihtiyaç duyduğunuz koliler, ayak altında olmasını istemediğiniz eşyaları koyduğunuz kutular, tüm o koruyucu ve aynı zamanda özel ambalajların arkasında bir isim var. Özşahin Ambalaj. Özşahin Ambalaj, sektörde yaklaşık 20 yıla yakındır sizlere hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Özşahin Ambalaj, geçen yıllar içerisinde hizmet kapasitesini ve üretim kalitesini sürekli artırarak yoluna başarıyla ve gururla devam ediyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Özşahin Ambalaj, koli bizim işimiz. Erkek ve bayan montta kalitenin adı Özdemir Tekstil. Şık tasarımlar, bol çeşit. Tarzınıza en uygun modeller. Özdemir Tekstil'de üretilip Türkiye'nin ve dünyanın en büyük moda markalarına gönderiliyor. 2005 yılından bugüne tam 20 ülkede imzamız var. Özdemir Tekstil. Adres Mahmut Bey Mahallesi, Karaoğlanoğlu Caddesi numara 11 Taksim'a Bağcılar, İstanbul. GSM 0532 780 90 7.62.
Osman Köksal Otomotiv'e uğramadan lastik almaya karar vermeyin. En son teknolojiyle donatılmış servis ekipmanlarımızla lastiklerinizin değiştirilmesinden tamir, balans ve her türlü servis hizmeti güvenilir servisimizde sizleri bekliyor. Yeni lastik satışı, yazlık ve kışlık lastik satışı, dört mevsim lastik, oto lastiği, minibüs lastiği, kamyon lastiği, lastik tamiri, balans ayarı, sökme takma, 17 jant ve üzeri sökme takma aleti. Siz de lastiklerinizi onu en iyi tanıyanlara getirin. Güvenilir ve garantili hizmetin keyfini sürün. Osman Köksal Otomotiv. Huzur dolu, güvenli bir gelecek için yaşamınızı kolaylaştıracak ince detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesinde şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere tarihi fırsatlar sunuyoruz. Fırsat 1. Bucak Mahallesi'nde Devlet Hastanesi ile Eğitim Araştırma Hastanesi arasında tamamı bitmiş, anahtar teslimi hemen taşınabileceğiniz 90 metrekare ile 144 metrekare arasında değişen daireler. Fırsat 2. Emirkent 2 sitemizde tamamı bitmiş 190 metrekare 4+1 dairelerimiz. Açık ve kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, sauna, fin hamamı, Türk hamamı ve çok daha fazlası bu projede. Fırsat 3. Şirin Evler Mahallesi'nde Melikşah sitesinde tamamı bitmiş, anahtar teslimi 110 metrekare ile 120 metrekare arasında değişen daireler. Fırsat 4. Yapımı devam eden Cumhuriyet Mahallesi Şehzade Konakları'nda 90 metrekareden 130 metrekareye daireler. Ayrıca yapımı devam eden Nizamettin Mahallesi Hanzade Konakları'nda 125 metrekareden 210 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle sizlere görülmemiş ödeme fırsatları ve seçenekleri sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyi isteyenlerin tercihi. Yerli üretim, eşsiz tasarım, kaliteli, dayanıklı ve şık ürünleriyle sektöründe lider bir marka. Empo Pompa. Tarih bizi tanımlayan kelime. Tam 1986 yılından beri sanayi iş kollarına hizmet veriyoruz. Yüksek verimlilik, düşük bakım ilkesiyle işletim ömrü uzun, korozyona dayanıklı, hafif, yüksek verimlilikle tasarlanan olağanüstü mekanik pompalar eşsiz bir mühendislikle hazırlanıyor. Çelik sanayinin kalbi pompalar Empo kalitesiyle üretiliyor. Dalgıç pompalar, santrifüj pompalar, sıcak su pompaları, kademeli pompalar, salyangoz pompa, hidroforlar, yangın pompaları, dünya çapında kimyasal veya endüstriyel işlem uygulamaları için ideal şekilde özel olarak tasarlanır. Ürünlerimizin arkasındayız ve bizimle çalışmanızdan onur duyarız. Suyun olduğu her yerde. Empo Pompa. Şimdi bültenimize bir son dakika haberiyle ara veriyoruz. Vade farkı yok, faiz yok, hatta tapu masrafı bile yok. Bu nasıl bir şey diyebilirsiniz? Gittik araştırdık. Evet, karşımıza Klas Arsa Ofisi çıktı. Bir veterimiz var, veterimizi izleyelim. En büyük yatırım topraktır. Arsa iyi yatırımdır. Toprağa yatıracaksın mülk, toprak, toprak, toprak. Toprağa yatıracaksın. Çok büyük geliri var onun rant. Arsaya yatıracaksın. Başka bir şey yok. Orası her zaman değerleniyor. Bugün aldığın bir şey katlıyor, gidiyor böyle. Altınmış, dolarmış, şuymuş, buymuş yok. Yatıracaksın. Arsaya parayı kazanacaksın. Dağın başından alsam bile yine yapar, prim yapar. Arsa yapar her zaman. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, çok önemli bir telefon bağlantımız var. Ve karşımızda şu anda Klas Arsa Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Akbayır var. Bu nasıl oluyor Mehmet Bey? 30 yılın birikimi olan tecrübemizi halkımızla paylaşmaya karar verdik. Bizden yer almak için gelen herkes sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin kimliğini cebinde getirsin yeter. Türkiye'de sanayinin, iş imkanlarının bol olduğu bir bölgede, E5'in, E6'nın olduğu bir bölgede, hem de bizler arsalarımızla ilgili, sattığımız her yerle ilgili tapu masraflarını da dahil biz kendimiz yapıyoruz. İnsanlara şunu sorduk efendim. Dedik ki en büyük yatırım sizce nedir diye. Ve hepsinden olumlu cevaplar şu. Toprak, 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 yani arsa dediler. Bire bin katlıyor dediler.
ve biz bir kez daha Klas Arsa ofisinin orada gücünü gördük. Ülkemizde en büyük yatırım nedir? Arsa'ya yapılan yatırım. Borsaya giriyor, iflas ediyor ama arsa hem helal, üzerine koyuyor, paran heder olmuyor. Kat kat üzerine koydu. Bütün arsa sahipleri tarlası şimdi arsa oldu. Parası olan yatırımı arsaya versin. Ve son olarak neler söylemek istersiniz Demet Bey? Çok cüzi rakamlarda yıllardır bu işle ilgili vadeli ve vade farkı almadan yapmış olduğumuz hizmetlerimizin içine tüm halkımızın katılmasını tavsiye ederim. Alt bantlardan geçen numaralardan bizlere ulaşan herkese hizmetlerimizde neler var hepsini izah edelim. Arsa diyoruz. Arsa, toprak diyoruz. O toprak senin toprağın olacak. O arsa senin arsan olacak. Çoluğunun çocuğunun geleceği olacak. Kusursuz tasarımları, yüksek kalitesi ve her bütçeye uygun fiyatlar. Evlenmeyi düşünenler, bu özel gününüzde aradığınız her şey Burcu Grup Gelinlik Kuaför Organizasyon'da. Gelinlik, nişanlık, kınalık, kaftan, abiye, tesettür modeller, damatlık, kişiye özel dikim seçenekleriyle Burcu Gelinlik Moda Evi'nde. Düğün öncesi tüm ihtiyaçlarınızı tek bir adreste tamamlayın. Kuaför ve her türlü düğün, kına, sünnet, açılış, doğum günü partileri, söz, nişan ve çok daha fazlası Burcu Grup organizasyonlarıyla hizmetinizde. Siz sadece hayal edin, gerisini bize bırakın. En özel gününüzü sizin için biz tasarlayalım. Burcu Grup Gelinlik Kuaför Organizasyon sizi hayallerinizin ötesine taşır. Karadeniz Yapı Mermer ve Granit. Mermere can verenler. Evinizi, mezarlarınızı, merdivenlerinizi mermerle süsleyin. Alüminyum doğrama, cam balkon, mutfak tezgahı, mezar taşı, merdiven, otomatik kepenk yapımı Karadeniz Yapı Mermer ve Granit'te. Karadeniz Yapı Mermer ve Granit tüm Çamaşlı ve Orduluların hizmetinde. Ücretsiz keşif, kaliteli hizmet ve zamanında teslimat. Mermer mezar taşlarında 1650 lira, granit mezar taşlarında 3500 lira, granit mutfak tezgahlarında 350 liradan başlayan fiyatlarla Karadeniz Yapı Mermer ve Granit'te. Biz Çamaş'tayız. Bize uğramadan mermerle tanışmayın. Ramazan'da Sefa Merve başkadır. Sefa Merve tuniklerde Ramazan'a özel sepette net %50 indirim fırsatını kaçırma. Üstelik kargo bedava. Sefa Merve, yaşam tarzınız. Gölgesi üzerimize düşen 11 ayın sultanı, rahmet, bereket ve mağfiretin sağanak sağanak yağdığı Ramazan ayı boyunca merak ettiğiniz bütün sorularınızın cevaplarını bulacağınız Sezgin Yaşar'ın sunumuyla Ramazan Bereketi programı her gün 18.45'te TV52'de. Hayırlı Ramazanlar. Televizyonun başından ayrıldığınızda aklınız bizde kalmasın. Artık ister okulda, ister işte, ister tatilde olun. TV 52 hep yanınızda. Hemen akıllı telefon ya da tabletlerinizin mobil uygulamalarından TV 52'yi indirin. Siz nereye giderseniz biz de oraya gelelim. TV 52 şimdi mobil uygulamalarla hem çok renkli hem de her yerde. Sevgili seyircilerimiz, tekrar iyi akşamlar. Ordu'da Ramazan Akşamları programının ikinci bölümündeyiz. Bu akşam ikinci bölümde özel misafirlerimiz var. Ben mi yakaladım desem, vallahi yalan söylerim. Güzel bir program vardı bu akşam Sayın Valimizin himayelerinde. Ordu Kızılay Derneğimizin. Tabii geç oldu, biraz daha soğuklar başladı. Ankara'dan da uzaktan da misafirlerimiz var. Özel programları var. Ben önce başkanımı tanıtmak istiyorum. Kızılay Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ercan Tan. Başkanım, evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
hoş bulduk. Önce orduyu nasıl buldun? Gelmiş miydin daha önce? Orduya bu 5-6. gidişim. Ordu güzel, artık ordunun hemşerisi olduk. Ordu sevdiğimiz bir bölgemiz. 150 yıllık Türk kızlayının dünyanın birçok ülkesinde şu anda mevcut yardımları ve etkinlikleri devam ederken ordu şubemizle birlikte bir iftar sofrası organizasyonumuz vardı. İş adamlarımızla, bağışçılarımızla, Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ve protokolla ve aynı zamanda Kızılay gönüllüleriyle bir araya geldiğimiz bir programdı. Yarın sabah da bir Kızılay mağazası açacağız. Orada da bugün bu gelişimizde iki tane güzel etkinliğimiz var. Şu anda Türkiye'nin destekleriyle, bizim halkımızdan aldığımız bağışlarla 39 ülkede şu anda etkinlikler yapılmakta, iftarlar yapılmakta, gıda kolileri dağıtılmakta. Dünyaya da yalnız değilsin diyerek bizim merhamet elimiz, Kızılay'ımız dünyanın birçok bölgesinde görev yapmakta. Hedefimiz Ramazan ayı boyunca 14.7 milyon insana ulaşmak ve onu da büyük bir şekilde başarmış durumdayız. 500 bin gıda kulisi hedefimiz var. Aşevlerimizle, iftarlarımızla birlikte, kıyafet dağıtımlarımızla birlikte hedefi tutturacağımıza inanıyoruz. Orada da güzel çalışmalarımız oldu, güzel projelerimiz oldu. Sayın Valimden, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımdan da Kızılay'la ilgili birçok söz aldık. Yakın zamanda o projelerimiz de hizmete geçecek. Yani orduyu seviyoruz, ordu güzel çalışıyor. Kızılay olarak merhamet elimizi orduda da seslendirmeye devam edeceğiz. Bu yaptığımız çalışma, sizin de yaptığınız çalışma aynı zamanda Ramazan geleneklerine de uygun gelenekler. Tabii. Çünkü eskiden birbirine yardımlaşma, Ramazan'da komşular birbirine yardım eder. Evet. Biraz zenginler fakirlere yardım eder. Onların borç defterlerine borçlarını ödermiş falan filan. Biraz da bahsedelim isterseniz. Biz de aynı şekilde işte Kızılay olarak gıda kolilerimiz var. İhtiyaç sahiplerimiz, yani zengin veya şöyle söyleyelim, bağışçılarımızdan aldığımız gıda kolilerimizi ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırıyoruz. Biz kız olarak burada bir aracılık yapıyoruz. Aynı zamanda yine bağışçılarımızın destekleriyle, sponsorlarımızla iftar düzenliyoruz. Birlikte kalabalık bir şekilde ailece eski günlerdeki gibi iftar programlarımız var. Bu konuda da halkımızın teveccühü göstermesiyle Kızılay çok büyük bir rol almakta. Büyük adetlere, büyük rakamlara ulaşmaktayız. Şimdi başkanım, ben tabii Kızılay yönetimine girmeden önce Kızılay'ı böyle kenardan çok ne bileyim öyle hantal bir yapıya sahipti. Daha önceden öyleydi ya. Şimdi özellikle bu hantal yapıdan Kızılay şu anda tamamen kurtulmuş vaziyette desek doğru söyleriz. Şimdi şöyle yaklaşık 11-12 yıldır Kızılay hakikaten bambaşka bir sisteme geçti. Dünyada ses getirmeye başladı. Yurt içinde daha dinamik, daha etkili olmaya başladı. Gücü arttı. En son bizim yaklaşık genel merkeze geçmemiz 6 yıldır. 6 yıl önce 600 milyon TL'lik bir bütçemiz vardı. Şu anda 6 milyar TL'den bahsediyoruz. 6 milyar TL ile tüm dünyaya, ülkemize, göçmen kardeşlerimize, Türk halkına, dünyanın her bölgesine yardım götürür. Hatta o ülkenin Kızılay'ından daha önce orada olabilecek bir güce sahibiz. Ya, tabii bu şubelerimize de yansıdı. Yurt dışı yardımlarımıza da yansıdı. Artık çok daha böyle hızlı ve güçlü bir şekilde bir Kızılay var. O zaman sizi fazla yormayayım. Hemen Erdoğan Bey'e geçmek istiyorum. Erdoğan Bey şöyle tanıtayım, yoksa siz kendinizi mi tanıtın, ben mi tanıyayım? Siz tanıtın. Peki. Erdoğan Kısacık diyeyim, evet, yeter. Benim adım Erdoğan Kısacık. 7 Nisan 2019 Pazar günü yapmış olduğumuz Türk Kızılay'ı olan genel kurulunda Genel Başkanımız Doktor Kerem Kınık tarafından Kızılay, Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu üyesi ve raportör olarak görevlendirildim ve seçildim. 7 Nisan'dan bu tarafa bu şekilde görev yapıyor. Faslalıyım, Fas'ta ikamet ediyor. Ben
bu akşam Ordu şubemizin yapmış olduğu, vermiş olduğu iftarda işte Sayın Valimizin katılımı, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler'in katılımıyla ve aynı zamanda Ordu Milletvekilimiz Sayın Şener Yedi Yıldız'ın da katılımıyla bir iftar yemeğine katıldık ve bu vesileyle bir araya geldik. Ben Türk Kızılayı'nın genel çalışmasıyla ilgili hem ulusal hem de uluslararası çalışmasıyla ilgili zaten yönetim kurulu üyemiz Sayın Ercan Tan abimiz açıkladılar, bilgi verdiler. O konuya girmek istemiyorum. Ben Ordu'daki yaptığımız çalışmalarla bilgi vermek istiyorum. Ordu'muzdan Ünye şubemiz, Fas'ta şubemiz ve Ordu şubemiz olarak 3 şubemiz var. 2 yerde şu anda temsilcimiz var. Bunlar bir tanesi Kumu ve Aybastı ve burada da faal bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ve diğer ilçelerimize de temsilci kurmak için çalışmalar başladık. Devam ediyoruz. Şu anda Ramazan dolayısıyla Fas'ta 3 yerde, Fas'ta ilçemizde 3 yerde çadır kuruldu. Bir tanesi 210 metrekare, bir tanesi 105 metrekare olmak üzere her gece 600 kişiye iftar yemeği veriliyor. Bunun akabinde hafta sonları da yine tespit edilen köylerdeki, kırsaldaki bütün vatandaşlarımızla hem gıda hem de giyim ve tekstil gönderiliyor ve ihtiyaçları giderilmeye çalışıyor. Birebir sorunlar yerinde tespit etmeye çalışıyorlar. O sorunları aynı zamanda kendimiz de çözüyoruz ve kaymakamlık vasıtasıyla da ona da bilgi vermiş oluyoruz. Ünye şubemiz kan bağışında önde şu anda, bayrağı önde götürüyor Ünye şubemiz. Harika işler yapıyorlar. Aynı zamanda sosyal yardımları vatandaşlarımıza ulaştırıyorlar. Ordu şubemizde bugün işte yarın butik hazırlığı yapıldı. Yarın butik mağazamızı açacağız Ordu'da. Ve genç kızlayımızla birlikte güzel çalışmalar yapılacak. Şu anda altyapısı da yapıldı. Komisyonlar kurdu, başkanımız çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu vesileyle ben bütün Kızılay gönüllülerine, Kızılay yardımseverlerine çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah bu Ramazan ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temin ediyorum. Size de bize zaman ayırdığınız için, bize bu mikrofonu uzattığınız için Türk Kızılay olarak çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi hem başkanım hem siz izah ederken benim içim ısındı. Biraz önce üşüyordum ya. Şimdi ısınmamız geçti değil mi başkanım? Geçti. Sizin de evet, geçti. Evet, evet. Şimdi yolu uzun olana izin verebiliriz. Eyvallah, başkanım. Biz müsaadesi de daha tabii. Siz buyurun. Biz çok teşekkür ederim. Biz sağ olun. Başkanla devam edelim. Evet. Arkadaşlar cümleden hayırlı. Yolu uzun olanlara yol verelim. Evet. Ayhan hocam. Onlar yerlerine gelinceye kadar. Evet. Şimdi mikrofonu size uzatayım ya da Özgür ver şu mikrofonu canım hanım. Buyur şöyle kalsın konuşabilirsiniz. Evet. İyi akşamlar. Şimdi öncelikle akşam için özür dilerim. Akşam ben de zor buldum. Aslında ben palavra atacaktım. Diyecektim ki Ayar hocam neden gelmeden akşam bana söz verdin? Şimdi ama Yavuz hırsızı bastırdı. Sizinle biraz Ramazan geleneklerimizi konuşalım. Ondan evet. Sonra Cengiz Başkan'a mikrofon vereceğim. Hani ah o eski Ramazanlar diyoruz ya evet. Ya da ah o eski bayramlar diyoruz ya evet. Diye diyoruz acaba bunu acaba Ramazanlar mı değişti ya da biz mi değiştik? Ne oldu da bu cümleyi sık sık kullanıyoruz? Şimdi öncelikle televizyonunuza böyle bir program hazırladığı için ve geçmiş geleneklerimizi günümüze taşıdığı için teşekkür ediyorum. Bu konuda da sizlere başarılar diliyorum. Tabii ki Ramazanlar değişmedi ama insanlarımız teknolojiye gerek yeniliklerle eski Ramazanları günümüzde göremiyoruz. Ben şimdi öncelikle biraz kendimden bahsedeyim. Şöyle sizi bir geçmişe götüreyim. Ben 1958 Ordu'nun Yaraşlı köyünde doğdum. İlkokulu köyde okudum. Ortaokul ve liseyi burada okudum. Ama seni okutmadım gerçekten. Evet, siz ben sen benden sonra. Evet. Şimdi biz çocukluğumuzda Ramazanları dolu dolu yaşıyorduk. Şöyle ki Ramazanlarda mutlaka yemek pişiren evler komşu evlerine pişirdiklerinden mutlaka ikram ederdi. Her akşam gönderirdi. Aynı şekilde komşular da o eve gönderirlerdi. Yani paylaşım yaparlardı. Aynı şekilde
Ramazan geceleri biz çocuklar olarak dömbelek dediğimiz, evet, işte bu elek eleğen etrafına naylon şey yaparak sararak, evet, naylon çakarak ondan dömbelek yapardık. Geceleri sahura kaldırırdık insanları. Bu dömbelekleri işte mahalle çocukları bir arada giderdik. Her komşumuzun kapısında şarkılar, Ramazan türküleri söyleyerek onları sahura kaldırırdık. Karşılığında hediye. Karşılığında bize o zaman yumurta verirlerdi. Yumurta olarak alırdık karşılığını. İşte onlardan mesela bazılarını hatırlarsak şöyle. İşte geldim kapınıza, selam verdim yapınıza. Selamımı almazsanız bir daha gelmem kapınıza. Hatırladığım kadarıyla. Ha, o akşam yine söyledim. İşte mezarlıktan geçerken ellerini, evet, taşladılar. Kapısına varınca da uyumaya başladılar. Yani evet, evet, bunun gibi. Sonra bayramlar. Bayramlarda bayram namazına giderdik büyüklerimizle birlikte. Bayram namazından çıktıktan sonra çuval ağzı açarlardı. Nedir o çuval ağzı açmak? Bayram namazına çıktıktan sonra köyün ileri gelenleri silahlarını çıkarıp birkaç el ateş ederlerdi. Ondan sonra mahalle mahalle insanlar ayrılır sokak sokak. Sokağın başındaki evden başlayarak bayramlaşarak büyüklerle orada ikram edip yine ikinci eve, üçüncü eve bu şekilde hiç eve atlanmadan son eve kadar bayramlaşmalar gerçekleştirilirdi, ikramlar yapılırdı. Çok güzel olurdu, çok canlı olurdu bayramlar, Ramazanlar. Şimdi günümüzde bakıyoruz yani o geleneklerimizi unutmasak bile terk ettik. Bunu artık teknolojiye bağlayabiliriz. İnsanlar daha çok şeylerine kapandılar. Yani yalnızlaştılar. Evet, yalnızlaştılar. Bu geleneklerimizi göremeyince biz de tabii üzülüyoruz. Ama büyüklerimizin ve sizin televizyonunuz bunu gündeme getirerek gençlerimize, yetişen çocuklarımıza aktarılmasında aracılık yapmanız bizim için ayrıca memnuniyet verici. Yaraşlı da her Ramazan'da mıdır, Kurban Bayramı'nda? Bir de şey yaparlar, geniş kazanlarda. Evet. Ramazan bayramlarında yaparız, evet, onu. Kurban Bayramı'nda herkes kurbanla meşgul olduğu için Kurban Bayramları'nda yapamıyoruz. Karşılıkla bir tabağını alıp geliyor çanağı. Şimdi evet, şöyle onu anlatayım. Her Ramazan bayramında biz hala devam ettiririz o geleneğimizi. Muhtarımız, köy heyeti önceden hayırseverlerden, katılmak isteyenlerden katkı alarak malzemesini temin ederler. Bayram günü sabahı görevli arkadaşlar onu pişirirler. Öğlen namazında, namazı kılındıktan sonra ikramlar yapılır. Köyde herkes oraya meydana toplanır. Orada sohbetler yapılır, bayramlaşmalar yapılır. Bu ikram pişen fıkralar anlatılır falan. Fıkralar, evet, anlatılır. Hatta bizim büyüklerimiz güreş tutarlardı. Evet. O bayram alanında güreşleri ilgiyle izlerlerdi. Dualar yapılır. Sonra da oradan herkes mutlu bir şekilde evlerine dağılır. Evlerine. Hatta İstanbul'dan, Ankara'dan yani gurbetten o bayramların mutlaka yapılacağını bildikleri için izinlerini ona göre ayarlayıp o bayrama gelenler olurdu. Yani Cengiz Hocam, anladın mı daha iyi şimdi, ah eski Ramazanlar niye diyormuşuz? Doğru. Yani mümkün olduğu kadar insan ilişkisi vardı o zamanlar. Evet. Şimdi her şey maddiyata döndü. Herkes çok meşgul. Herkesin 24 saati artık yeterli olmamaya başladı. 36 saate nasıl çıkartırız? Bu noktada bir kanun teklifi vermek lazım aslında. Bu da yeni bir cümle, kapak olsun. Evet. Anne babayı göremeyen,
evladına zaman ayıramayan, sosyal ve beşeri ilişkilerde, dostluklarda sürekli mesafeler uzatan bir birey oluşumu söz konusu. Bu da çağımızın aslında ortaya koyduğu bir gerçek. Haliyle teknolojinin gelişmesi insanları dirsek temasından çok fazla uzaklaşmış hale getirdi. Şimdi Sayın Hocam'ın bahsettiği o 50'li yıllardaki köy yaşantısı. Ben İstanbul doğumluyum ama 5,5 yaşında Ordu'ya gelmişiz. Haliyle ben de Ordu merkeze bağlı Gümeren Köyü'nde çocukluğum geçti. İlkokulum, ortaokulum oradaydı. Ayhan Hocam'ın bahsettiği gibi biz de dömbelek yaptık. Biz de eve girmiyorduk. O zaman anne ve babalarımız bizi cin çarpacak diye korkutur. Hele hele mezarlıktan çok korkutur. Tabii. Eve girmemizi böyle sağlardı. Bugün anne ve baba olarak çocuklar bir odaya kapandı. Cin çarpmıyor ama cep telefonu, bilgisayar, televizyon. Cin bu herhalde. Cin buydu. Cin eve girdi yani. Cin eve girdi, evde çarpıyor bugün. Evde çarpıyor, evet. Haliyle biliyorsunuz diğer taraftan Yeşilay Başkanlığımız da var. Teknoloji bağımlılığı noktasında da biz devreye giriyoruz, eğitimler veriyoruz, farkındalıklar oluşturuyoruz. Şimdi diyoruz ki evin içinde cin çarpıyor, lütfen sokağa çıkın. Bak ne güzel bir hava var. Burada az önce gençleri gördük, kumsalda top oynuyorlardı gecenin bu saatinde. Eski günlere geri dönmemiz lazım. Aslında en güzel yaşam ilkel yaşam. Bunu Avrupalı teknolojinin göbeğinde olan insanlar bugün yapıyorlar. Bir Avrupalı Türkiye'ye geldiğinde bizim gibi elinde cep telefonuyla oynarken göremezsiniz. Hatta komik bulur. Biz de çok üst düzey cep telefonları elimizde görürüz ama Avrupalı elinde külüstür, halk dili tabiriyle. Çok eski, sıradan, sadece aç kapa yapan bir telefon görürüz. Bunların hepsini baz aldığımızda eski Ramazanlar mı? Nerede o günler diyorum. Eski bayramlar. Eski bayramlar mı? Nerede o günler? Yani bir sevinç, bir mutluluk, bir paylaşma. Şimdi hocamın anlattığı şeyleri biz de yaptık çocukken köyde. En çok hoşumuza giden şeylerden bir tanesi çivi kasalarını alır. Lastik vardı o zaman, kara lastik. Onların topuklarından tekerlek yapar. 25 santimlik çivileri aks yapar. Ve onu bir Ford kamyonuna dönüştürür, doça dönüştürür, otobüse dönüştürür, taksi yapardık. Ve onlarla kum, çakıl taşırdık. Çocukluğumuz böyle hayal güçlerini kullanarak geçerdi. Çamurlardan bir şeyler yapardık. Şimdiki nesil bunların hiçbirini bilmez. Yaratıcılığımızı ortaya çıkartırdı bunlar aslında. O yüzden ben şöyle bir baktığımda 53 yaşındayım. Demek ki en son İnşallah köy çocuğu benim diyorum. Niye diyorum bunu? Çünkü benim çocuklarıma bakıyorum, dört duvar arasındalar şehrin merkezinde. Hadi bir kırsala çıkalım dediğimizde şöyle yürüyelim diyorsunuz. Mübalağasız 500 metrede 5 kere yere düşüyor. Niye? Yürümeyi bilmiyor doğanın içerisinde. Biz de dömbelek yaptık. Grup halinde, hiç unutmuyorum çocukluğumda, bir voleybol filesi alacağız. Paramız yok. Köyü dolaşırdık grup halinde. O gözünü sevdiğim el fenerleri vardı, pilli. El fenerimiz bitti mesela. Ay ışığına kaldık. Yani inanılır gibi değil. Köy ortamı, ormanlardan geçiyorsunuz. Arkadaşım dedi ki ayı. Eyvah. Şimdi herkes dondu kaldı. Hakikaten ayı yani. Fakat cesaret de önemli. İçimizde hani akıllı düşünürken deli köprüyü geçer diye bir söz var ya, ona uygun. Arkadaşım biri dedi ki ya ayı ise ayı, ben de dayıyım, atlı taşı, hareket yok. Baktık ki kocaman bir kütük. İşte yani. Haliyle tabii mezarlıklarla ilgili çok şey anlatılır. Halbuki biz bugün biliriz ki mezarlıklar en güvenli yerlerdir. Mezarlık hikayelerimiz çok fazla, çocukluk hikayelerimiz çok fazla. Biz köyü dolaşarak yumurta topladık. Daha çok bize yumurta verirlerdi. Bozuk, ne kadar çerez para varsa onları verirlerdi cingir cingir. Ama biz o yumurtalarla, o bozuk paralarla bir voleybol filesi aldık. Geldik mahallemizde iki tane ağacın arasına onu gerdik.
iftar topu patlayana kadar, saati gelene kadar, imam Allahu Ekber diyene kadar biz orada mahalle maçları yapardık. Şimdi bakıyorum bunların hiçbiri yok. Mahalle kavramı yok. Aynen. Öldü. Sokağa çıkıp mahallede oyun oynama falan öyle bir saha yok. Yerel yönetimlerin hızlı şekilde mahalle kavramına uygun eskiye dönük çalışma da yapması lazım. Şehircilik planlaması da buna önem de vermek gerekir. Şimdi Cengiz Hocam seninle devam edeceğiz. Evet. Şimdi şu iki tane bayanın yanına gidiyorum ben. Çünkü Kızılay'ın çalışmalarını da anlatacağız. Dur. Biz eski Ramazanları anlatmayacağız. Şimdi size eski Ramazanları anlattırmayacağım. Yeni türkülerden baktıracağım. Şöyle mikrofondan efendim. Özgür Hanım'ı tanıyoruz. Fatma Hanım da yine yönetim kurulu üyemiz Kızılay'ın. Üşüdün mü? Yani. Tabii sormam bile ayıp. Ama neyse sordum. Özgür bir işimizi ısıtalım mı biraz? Gelin bir türkü söyleyelim. Ne yapalım ne söyleyelim? Ne yaparsanız yapın. İki tane türkücü burada. Ben söylersem... Sahilde adam kalmaz bak ona göre. Zaten siz, kimse kalmadı. Kalmamış evet. Hadi baksana. Tatlı. Ama, evet. Kısa bir şey beraber ne söyleyelim? Bilemiyorum ama. İkiniz beraber hangisini? Lambada titreyemem. Ondan sonra arabaya göndereceğim. Arabada sobayı yaktım. Ay evet çok üşüdük. Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım çözümüyor mihriban, mihriban. Cengiz'e niye bakmıyorsun? Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü. Gelmeyince sezilmiyor mihriban, sevdiğim mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor, şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor. Aşka da yazılmıyor mihriban, sevdiğim mihriban. İçimiz çok. Valla ne güzel ısındık. Zaten hani. Şimdi bak. Evet üşüdük. Ramazan mamazan sormuyor bizi. Affetsin bu kadar. Bizim geçmiş Ramazan. Lambada alevi üşüten tek adam Abdurrahim Karakoç'tur. Evet, Allah rahmet eylesin. Evet, Allah rahmet eylesin. Çok severim şiirlerini. Evet. Bir şiirinde ne diyor? Dost yollarına kışlandı karımdan. Sevdiklerim dergi keser canımdan. Sükuta muhtacım ayrıl yanımdan. İncitip günaha girme boşuna. Şimdi sizi incitip de günaha girmeyeyim. Abi başımdan siz gidin. Arabalarınıza girin en iyisi. Ben yine... Gelin sizde kaçma yok Hasan hocam öyle yok. Evet gel bu yanıma gel oldu. Yanıma gel. Yok çok onunla gel. Onunla gel. Şimdi siz oturuyor musunuz oturmuyor musunuz pazarlık yapalım. Azıcık daha oturuyoruz. Güzel ha. Sohbet güzel mi? Evet sohbet güzel miydi? Evet, güzel. Güzeldi. Güzel. Hasan hocam gel. Nereye gelelim? O zaman Cengiz Bey öteye geçer misiniz biraz? İteklemeyin Cengiz'i. Evet. Evet. Hasan kardeşim, Hasan Sevli. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim hocam. Üşümüşe benziyorsun. Evet. Üşüdük ama sizin montunuzu devraldık. Bu mont birazcık. Benim bak, herkes duysun. Evet, devraldık. Çok sağ olun. Şimdi yanıma sen de gel şöyle. Yanıma gel yanıma. Gel, 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 gel. Kaçma yok. Fatma Hanım'ın yanına gel hem adam... Allah Allah. Ya lambada alev üşüyor. Ben de üşüyorum. Lambada alev üşüyor. Sen de yanında üşümesin. Şimdi Ayhan hocam. Evet. Hatırlıyorum ben. Rahmetli babam çarık yapmış bayramda giyeceğim. O da alt odada kış salonun kapısını açık bırakmışlar. Ey mübarek köpek geldin de benim çarıklarımı buldun. Almış götürmüş giyemedim. Şimdi niye kaç ah? Sene
Evet, gitti. Ağladım tabii. Sabaha kadar, sabahtan uyandım. Yok, ağladım, durdum. Şimdi niye ah o eski bayramlar diyoruz? Şimdi çocuklar eskiden giyecek güzel güzel şeyler alınacağı zaman bayramları beklerdiler. Bir sene beklerdiler. Hani kurbanın etini beklemesi gibi bir sene beklerdi. Ama şimdi sokağa çıkan herkes pabucunu da yeniliyor, üzerinde yeniliyor, her tarafını yeniliyor. Bayrama ihtiyaç yok ki. Her gün bayram. Ama o zaman öyle değildi. O zaman senede bir defa bayramdı, senede bir gündü. Onun için niye özlüyoruz? Onun için özlüyoruz herhalde. Ama yine de bakıyorsun, yine bugünkü çocuklarımız eskilere göre daha çok şanslı. Ama memnuniyetsizler yani. Değil mi? Yani hoşnutsuzlar. Hiçbir şeyden... Neden acaba? Ya o tatmin duygusu, hani bu kadar yoğun hepsini elde ettikleri için tatmin duygusu sıfır. Şimdiki çocuklarda. Her şeyi kolay elde ediyorlar. Mesela ben şey diyebilirim, eskiden dediğiniz gibi bayramlarda, hani bayram günleri, bayramlaşma telaşı, işte o evlerde tatlılar, işte dolmalar, börekler hazırlanırdı evin annesi tarafından. İşte bayramlaşmaya giderdik. Şimdi öyle değil. Telefonun tuşlarıyla iyi bayramlar diliyorsunuz ve bayramda pır işte turistik yerlere gidiyorsunuz. Bayramı böyle günümüzde bu şekilde değerlendiriyorlar. Yani özlüyoruz tabii ki küçüklüğümüzdeki yaşadığımız o duyguları. Günümüzde bayram deyince tatil akla geliyor. Evet. Şimdi anne baba büyükler ziyaretinden, büyüklere ziyaret yapmadan ziyade şimdiki nesil, şimdiki yeni yetişen kuşak bayramları artık tatil olarak görüyor. Evet, bir de tatiller hükümetimiz tarafından uzatılıyor ve tam bir tatile dönüştürülüyor. Turizm yöreleri, turizm tesisleri şeylerini yapsınlar, boş kalmasınlar diye onları o şekilde yönlendiriyorlar. Maalesef yani az önce Cengiz Başkanımızın söylediği gibi hakikaten çocuklar gibi şendik. Nasıl şendik? Bayram günleri turnuvalar olurdu, futbol turnuvaları. Bayram günleri kızlar salıncaklara binerdi. Yani ilgiyle orada izlerdik onları biz. O güzel günleri bugün maalesef göremiyoruz. Mesela çuval yarışmaları yapardık. Evet. Yumurta yarışmaları yapardık, evet. İğne yarışmaları yapardık. Evet, işte evet, evet, evet. Günümüzde maalesef bunlar unutuldu. Yapılamıyor. Tabii, çocuklar yumurtayı bile tanımıyorlar. Yani çocuklar bayramın geldiğinin bile farkında değiller diyesek yeri var. Evet. Şimdi bir de bir Gümüşhaneli eniştemiz var. Kızılay'ın eniştesi aynı zamanda. Nerenin eniştesisin? Fatma Hanım nerelisin? Ben Üyeli'yim. Üyeli. Üyeli. Neresi Üyeli? Yeden Orta Yılmazlar Mahallesi'nden. Ha, yani merkez. Merkez. Ha. Yani ordunun milli damadı. Evet. Hoş geldiniz. Sağ olun. Yani Hızıray'ımızın üyesi değilsiniz ama maşallah süperallah. Üyesi. Ama yönetimde yok. Yönetimde değil. İyi ki almamışlar. İkinizi ne yapacak? Bir kişi anca yetiyor zaten. Evet. Tabii biz sizin kadar çok eski Ramazanları bilmesek de herkesin işte çocukluk dönemindeki yaşamış olduğu siz de anlattığınız gibi işte eski Ramazanlar, bayramlar, işte iftardan sonra insanların sokağa çıkıp sahura kadar işte kahvelerde, sokaklarda oynaması, teravih namazlarına gitmesi, işte sahura kadar zamanını yani gündüzü gece daha fazla yaşamaları, daha hareketli olmaları vardı. Tabii sonunda beklenilen bir bayram vardı. Özellikle çocukların mükafat alacağı işte bayram namazından başlayıp bayram sonuna kadar işte büyükleri ziyaret etmek, işte hediyeler işte almak, işte ikramlar. Bayram şekeri. Tabii şeker bayramıydı. Mesela ben kendimin bir anısını anlatayım. Çocukluğumda mahalledeki herkes kapı kapı dolaşıp şeker toplardı. Benim de kendim kapı kapı gezip şeker toplama kültürüm olmadı veya
öyle bir cesarette bulunamadığım için ben de bir tane poşet alırdım. Kendi evimizden şekerleri içine koyardım. Çalar mıydı yoksa görmeden mi alırdın? Yok, görerek alırdım. Ve ben biraz da fazla şeker koyduğum için günün sonunda en çok şekeri benim topladığımı herkese beyan ederdim. Yani, yalanın biraz modernize olmuş. Evet, evet. Yani evet. Yine de Allah... Ne güzel tebessüm ediyoruz eskiden konuşurken. Evet, evet, evet. Şimdi öyle. Tabii olmasaydı bugün gülebilir miydik o hadiseye? Gülemedik. Evet. Artık sizin de az önce bahsettiğiniz gibi bayramların da şey kalktı gibi. Yani insanlar bayramın yani yeni nesil bayramın olduğunun bile farkında değil. Bayramı artık tatil, işte dinlenme günü ve gezmek, seyahat etmek gibi kullanıyorlar. İşte ziyaret yani bayram tadındaki ziyaretlerin dışına çıkılıyor. Yani bunlar da evet maalesef eski bayramları arattırıyorlar. Yani yine de zannediyorum ki bizden gelecek nesil de belki de şöyle diyecek. Ah geliyor Ramazanlar yine söylenecek. Tabii. Söylenecek ama her bakımdan gelecek nesil geçmiş nesilden biraz daha yaşama standartları biraz daha fazlalaşıyor. Herhalde bir devirdir gelip geçer inşallah diyorum. Biraz da sevgili kardeşimi çağırdım. Niye çağırdım? Mikrofonu görünce içi ısınsın diye çağırdım. Korksun diye. Korktun mu? Yok efendim korkmadım. Korkmadın değil mi? Neye korkacağız? Yani kızlar gönülleri olarak. Ben özellikle şunu söylüyorum. Evet Cengiz Başkan da bugün söyledi. Hasan Bey'e teşekkür etti. Valla koşuyor. Kızılay zaten adı üstünde. Kızılay bedava koşulan yerler hep Kızılay derler. Biz de koşuyoruz. Helal hoş olsun. Kendimize faydası yok ama fakir fukaraya, ihtiyaçlı olanlara faydamız var. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz o açıdan. Ben teşekkür ederim hocam öncelikle. Tabii ki sizin kadar geçmiş bayramları bilemem. O kadar yaşımız yetmez ama biz de bayramları büyük bir heyecanla beklerdik. Bunun en önemli etkin de bayramları beklerken bize de aynı bugünkü benim yaptığım işteki gibi yardımlarla bayram kutlayan bir aileydik. Sosyal yardımlarla geçiren bir aile olarak biz de bayramları dört gözle bekler, kapımızda nöbetimizi tutardık. Ama şimdi bu bayrağı devraldık. Bize yapılan iyilikleri unutmadık. Aynı Kızılay'ımızın 11 Haziran 1968 1868 yılında beri bu hayırsever bayrağını gönüllü olarak devraldık. Ve 2,5 aylık sürede sizin de yanımızda olmanız, başkanımızın ve üyelerimizin desteğiyle bu yardımları tamamen güvenilir, emin ellerde insan temel ilkeleri, yaşam kalitesi doğrultusunda hakkıyla yerine getirmek için bütün mücadelemizi verip terliyoruz, terleyeceğiz ve bu bayrağı da bir gün bize devredeceğiz. Bizi de inşallah tarih hatırlar diyorum. Size de bu nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Buradan son kez hayırseverlerimize yaptıkları tüm yardımların emin ellerde ilgili kişilerine bizzat ulaştırdığımızı iletmek istiyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi bitmedi tabii. Daha bitmedi. Cengiz Başkan'la acaba Özgür Hanım'ın yanına mı gideyim ben diye düşünüyorum. Furkan gideyim mi? Gideyim. Gideyim. Onlar gelmesin bayanlara hürmeten. Evet. Aranıza yani sadece bu akşamlık şöyle misafiriniz olayım. Misafiriniz olayım. Hoş geldiniz. Efendim teşekkür ederim. Kara kedi değil Mehmet hocam girdi evet. Sıkıntı yok. Hocam sevenlerin arasına, gönlü güzel olanların arasına, ailenin kıymetini bilenlerin arasına hiç kimse giremez. Biz şöyle bir dua ediyoruz ya. Allah mutluluğunu bozmasın. Ya iyi de yani Allah bizim mutluluğumuzu mu bozmaya uğraşıyor? Evet. Yani onun için ya, mutluluğunuz evet. Daim olsun. Dua edelim. Amin. Teşekkür ederiz. Evet ben de teşekkür ederim. Bayram şimdi bize sevgili seyircilerimiz, genç arkadaşlarımız Ayhan hocam. Evet. Sen de istersen şu yanımıza gel de şu Özgür'ün yanına gel sen de öbür tarafa şuradan gel. Şimdi bu akşam Ayhan Hoca ile bana ikide bir Cengiz Bey az öteye gider misin?
Evet. Anlaşıldı. Ben böyle böyle. Ha, Nasrettin Hoca gibi. Şimdi ikide bir bu gençler Ayhan Hoca ile bana laf atıyorlar. Yok işte benim yaşım şu anda geçmiş Ramazanları anlatacak yaşta değilim işim işte falanmış filanmış. E ne yapalım canım, yani biz de yaşlandıysak yaşlandık. Onu siz de gelirsiniz bizim çağımıza inşallah. Saçlar yani bir şeyleri gösteriyor. Evet. Yani evet evet. Özgür Hanım efendim, buyurun geçmiş efendim. Bayramınız nasıl geçiyordu? Geçmiş bayramımız nasıl geçiyor? Ya da Ramazan nasıl bayram geçiyor? Önce ya bayram yani Ramazan nasıl geçiyordu? Memnun musun? Ramazan'dan memnunum, evet. Yani hayırlı bir ay, güzel bir ay. Ben eskiden beri seviyorum Ramazan aylarını. Bereketini çok seviyorum. Sanki o anda yapılan, hani her zaman yemek yapıyoruz, soframızı kuruyoruz ama sanki Ramazan'da oğlum bile diyor ki o ne kadar çok hani yemek var bu akşam. Tabii, halbuki daha önce de oluyor ama Ramazan'da demek ki bunu daha fark edebiliyoruz biz. Ya da bereketiyle geliyor. Sabah yemiyorsun, öğlen yemiyorsun, evet. Akşama biriktiriyorsun hepsini. Ne diyorsun ki yemek çoğalmış. Olabilir belki, belki de. Yani bereketi. Şavşat mantığı bu yani. Olabilir, çok mantıklı. Hayır, ben onu düşündüm de söylemek istemedim, bereketten dem vurduk. Buyurun, buyurun. Teşekkür ederiz. Şimdi gelin bir buyurun. Mikrofonu uzatayım, gelin. Gel, gel. Sadece sen. Bir daha gelmeyeyim, bir şey derim. İş çıkarırım, işteyiz de ben bugün hep geziyorum. Her şey çok güzel olacak. Hadi bakalım, hadi. Gide gide de attın yine lafını, koydun bir tarafa. Evet. Evet. Böyleydi. 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 Bayramlara evet. Gelince de aslında arkadaşlarımın söylediğinden farklı bir şey yok. Şu an tatil anlayışında bayram. Biz eşimle yani buna çok önem veriyoruz. Bayramlarda muhakkak önce sabah kahvaltımızı yaparız. Ailecek, çardakta, bütün kayınvalidem, işte bütün eşimin kız kardeşleri, büyüklerimizle muhakkak. Bu bizde bir gelenektir. Büyük çardağımız var, orada kahvaltımızı yaparız 15-20 kişi. Bu bizde adettir. Birinci gün eşimin tarafına muhakkak gezilmesi, görülmesi gereken yerlere gideriz. Halaları, teyzeleri. Birinci gün anne tarafına, ikinci gün baba tarafına, üçüncü gün kendi tarafıma. Kabir ziyaretleri de olur. Kabir ziyaretleri tabii, evet. Tabii yani onları unutmamak lazım. Kabir ziyaretleri. Çocuklarıma da ben, çocuklarıma da bunu aşılamaya çalışıyorum. Fatma Hanım yanında kalsın. Ya tatil anlayışını sevmiyorum bayramlarda. Büyüklerin ziyaret edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve ben eşimle bunu yapıyorum. Çocuklarımın da bu şekilde büyümesini istiyorum. Evet. Evet. Zaten evet. Atom çekirdekten patlar. Tabii tabii. Evet. Muhakkak. Yani büyüklerimiz de gözleri yolda bekliyorlar. Çok yani. Da mutlu oluyorlar. Mutlu oluyorlar. Yani ben sabah kahvaltıdan sonra evde kalmayı sevmiyorum bayramlarda. Elimden geldiği kadar ziyaret ediyorum. İnsanların mutlu olması beni de mutlu ediyor. Bu şekilde geçiriyoruz. Evet, evet güzel. İnşallah bu bayramımız da güzel i̇nşallah, geçsin. İnşallah. Evet, ben de Ramazan'ı gerçekten, Ramazan evet. ibadetini çok sevenlerden birisiyim. İlkokul 5. sınıftan beri orucumu tutarım. Aynen, aynen. Şükürler olsun. Evet, çok şükür. Bu akşam Müftü Efendi'ye bir şey soru sordum. Aynı masada oturduk. Dedim ki Sayın Müftüm, ben 24 saattir ilk defa yemek yiyorum dedim. Şimdi 2 güne geçer mi geçmez mi? Geçer miymiş? Dedi ki ben dedi bir karnımı doyurayım daha sonra cevap vereyim hocam dedi. O da cevap vermeden kaçtı. Demek ki beni de kıramadı. Evet, bir de evet. Kuralları da çiğneyemedi. Cevapsız kaldı yani bu akşam. Biz artık bir Kızılay ailesi olarak bir aile olduk. Evet. Farklı ailelerden bir aile olduk. Artık bir bayramda öyle el mi öperiz, ne yaparız? Başkanımız da burada, babamız mı olur? Bizi toplar mı? Artık karşılıklarımızı hazırlarsın. Yani bir şey yaparız eminim. Çünkü güzel bir birliktelik var şu anda. Küçükler bir görevini yapsın da büyükler yapar. Biz yine. Geliriz. Vallahi ben seviyorum böyle gezmeleri. Ben niye niye bol bol konuşuyorum? Ben Allah kısmet ederse bayramda Artvin'deyim, Şavşat'tayım. Babamın bir evi var. Oraya gideceğim. Babamın elini öyle öpeceğim yani. Evet. Onun için gelemem. Yani gelmeyin bize bu bayramda. Öbür bayramda kurban acaba neyse. Şavşat'a beraber gidelim. Bak davet ederim. Gelmezsen cezalanırsın. Mehmet hocam şarkıları evet. Önden gitsin.
Biz ertesi gün gidiyoruz. Eski, he öyle. Şimdi Cengiz Bey. Buyurun. Şimdi final yapalım. Zannediyorum ne kadar var gençler süremize? Süremiz ne kadar var? Heh, yeter. 6 dakikamız varmış. Güzel. Siz o zaman boş ver bayramı, Ramazan'ı hepsini konuştuk. Çünkü güzel bir faaliyet yürütüyorsunuz. Hem Yeşilay Başkansınız hem Kızılay Başkanısınız. Sanki bulunmaz Hint kumaşı, hiç daha kimse yokmuş gibi Cengiz hepsinin başkanı. Ondan sonra nereye gidiyorsa da bana da diyor ki sen de varsın. İşte ben koşuyorum öteye beri. Allah razı olsun. Neyse. Şimdi Kızılay'ın faaliyetleri, siz başkan olduktan sonra güzel de bir ekibiniz var. Güzel şeyler yapıyorsunuz. Özellikle de yarınki faaliyetimizden, bu akşam başkanım yine anlattı ama yarınki faaliyetimizi bir anlatın. Çünkü bana göre de çok önemli. Kızılay'ı öyle, efendim biz çok gördük, çürüyen buzdolapları gördük dağıtılmamış, çürüyen giysiler gördük çok dağıtılmamış, deri ayakkabıları gördük dağıtılmamış ama bugün öyle değil. Yani ben ordu için konuşmuyorum. Başkanlarımız, geçmiş başkanlarımız alınmasınlar. Genel manada konuştum. Yarınki program şeyinizi anlatın. Şimdi öncelikle teşekkür ediyorum Kanal 52 ailesine. Allah razı olsun. Bizlere böyle bir fırsat sundu. Şimdi evet, güzel bir ekibimiz var. Takım arkadaşlarımız. Biz takım oyunu oynuyoruz aslında. Yaptığımız şey bu. Yani 11 kişiyi sahaya sürdüğünüzde kendi aralarında koordinasyon, ikili ilişkiler iyiyse, psikolojik altyapı iyiyse o takım sahada mutlaka golünü atar ve döner. Bizde şu anda öyle bir şey var. Allah bu samimiyetimizi, bu iyi niyetimizi bozmasın, bozdurtmasın diyorum. Güzel ekibimiz var. Şimdi inşallah, biliyorsunuz ekibimizin içinde 4 tane ayrıca proje uzmanı arkadaşımız var. Proje bazlı çalışmayı da ben seviyorum. Bir proje uzmanı olarak da aynı şekilde belirtmek isterim. Yaptığımız şey şu. Türkiye'de, hatta dünyada ilk bir cadde butik açıyoruz. Kızılay cadde üzerinde bir butik açıyor. İşin özü bu. Peki bu butikte neler var? Şimdi mağaza ve marka isimleri kullanmayayım. Ama tabii burada bir mağaza aslında burası. Ve bu mağazanın içerisinde bay, bayan, çocuk, tekstil ürünleri var, ayakkabılar var, gıda var. Kızılay'ımıza kurban verenler tarafından kurbanın işlenmiş olarak bize 800 gramlık kutular halinde gönderilen kavurmalarımız var. 145 metrekarelik mağazamızın içerisinde asma kat kanalında bir yerimiz var. Bu arada Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza özellikle Kızılay olarak çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü maddi manevi tüm imkanlarıyla bizimle beraber oldular. Allah razı olsun. Bu 145 metrekarelik alanda gerçek ihtiyaç sahipleri, bunun altını çiziyorum. Şimdi alışılagelmiş bir yapı var. Bu yapı beni çok üzüyor. Muhtara gidiyor birey, diyor ki bana bir fakirlik fakir il, evet, evet. Halk muhabir diliyle bu fakirlik il muhabiri diye geçiyor. Muhtar haliyle dolduruyor, altına da bir güzel mührünü vurup ıslak imzasını çakıyor. Birey bunu alıyor ve direkt Kızılay'a geliyor. Şimdi soru, muhtar bu bireyin A, tapu dairesindeki mal varlığıyla ilgili sorgulama yapabiliyor mu? Cevap hayır. B, bankada parası var mı ile ilgili sorgulama yapabiliyor mu? Hayır. Bir şirket veya bir esnaf sahibi mi, vergi dairesine kayıtlı mı, sosyal güvenlikte kaydı var mı, bunları sorgulayabiliyor mu? Hayır. Muhtar haklı olarak diyor ki kardeşim ben muhtarım, bunların oyuyla seçiliyorum. Bana gelmiş ben fakirim diyorsa, bireyin kendi talebiyse, beyanıysa bu durumda diyor ben matbu formu doldururum, imzamı da çakarım, kağıdını da veririm. Kağıdı aldıktan sonra bireyin ne yaptığı önemli.
Kağıdı alıyor, fakirlik kağıdını, ve direkt Kızılay'a geliyor. Şimdi burada iki tip ihtiyaç sahibini görüyoruz. Bir, yüzünün asları kalmamış. İki, gerçek ihtiyaç sahibi ama o çekingen, korkak, onuru, gururu, haysiyeti nedeniyle hep köşede duruyor. Bir boynu büküklük var. Bana gelemiyor. Yani, öbürü ise ısrarla camı, perdeyi kıracak şekilde, yırtacak şekilde, evet, alışkanlıkları doğrultusunda hareket ediyor. Şimdi biz de diyoruz ki bak kardeşim, ihtiyaç sahibi dün vardı. İki rakamız var. Evet, dün vardı. Tabii dün vardı, bugün de var, yarın da olacak. Mesele gerçek ihtiyaç sahiplerini kategorize ederek A, B, C, D gibi öncelik sıralamasına dayalı olarak belirleyip onlara hizmeti doğru aktarabilmekte. Şimdi yarın ne yapacağız? Şunu yapacağız. Türkiye'de ve dünyada ilk olan Kızılay Cadde Butiğimizi Allah'ın izniyle saat 14'te, yani 2'de açılışını yapacağız. Bucak Mahallesi'ndeki bu açılışı yaptıktan sonra mağazamızın içerisinde bay, bayan, çocuk, tekstil ürünleri, iç çamaşırları, ayakkabıları, biz oraya iki eksiğimiz var, onu da inşallah tamamlayacağız. Kitap ve çocuk oyuncakları da koymak istiyoruz. Şimdi bu noktada çalışmamız da olacak haliyle. Açılışını yaptıktan sonra bir öncelik, özellikle vakfımızın üzerinden dosyası olan ihtiyaç sahiplerine SMS atacağız. Öğleye kadar 50 kişi buraya gelecek. İhtiyacı neyse, kılık kıyafet noktasında, aile olarak ama ihtiyaçlarını orada bir fiil kendisi seçecek, alacak. Tutanak karşılığında bunu vereceğiz. Aynı tutanağımızla beraber gidecek. Öğleden sonra da bir 50 kişi aynı şekilde gelecek. Biz istiyoruz ki burayı 7 günde en az 5-6 gün açık tutalım. Ama şu anda altyapı çalışması yapıyoruz. Kadromuz yetersiz. Bununla ilgili de çalışmalara gireceğiz inşallah. İlk etapta gönüllü arkadaşlarımızla buraya yürüteceğiz. Tabii şunu da söylemek isterim. Yaptığımız iş insanların onurunu, gururunu, haysiyetini kırmadan mutlu olabileceği, kendi istediği şeyleri alarak oradan çıkmasını sağlamak. Peki, çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 14'te, evet, Bucak Mahallesi'ndeki adresimizde. Evet. Zaten sizde görürsünüz. Evet, yani evet. Düğün gibi orası, evet. Kalabalığı görürsünüz. Hı-hı. Bir cümlede ben eklemek istiyorum izninizle. Hani gerçek ihtiyaç sahipleri dedin de Cengiz Bey. Şimdi geçen bir eve gitmişler incelemek için. Galiba valilik terminlerde. Adamın evinde sanki market açılmış gibi. Her yerden almış. Şimdi aç gözlü olmanın mantığı yok. Sizden sonra aç insanları düşünemiyorsan zaten insan değilsiniz. Evet sevgili seyircilerimiz. Bir şey daha söyleyelim. Özellikle bir konunun altında çizmek istiyorum. Kızılay Ordu Şubemiz olarak ilk defa ordulu hayırseverlerle bir araya gelip bir iftar yemeği yaptık. Bunu Sayın Valimizin himayelerinde yaptık. Biliyorsunuz bizim onursal başkanımızdır Sayın Valimiz. Ama şunu söyleyeyim. Biz Vali Bey'in bize vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda, emirler doğrultusunda hareket ettik. İlk yaptığımız faaliyetlerden bir tanesi bu şehirde ve inşallah bunu geleneksel hale getireceğiz. Bu noktada eğer bilerek biz hata yapmadık, bilmeyerek bir hata yapmışsak kamuoyundan da Cengiz Keskin olarak, başkan olarak özür dilemeyi burada bir görev olarak görüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyircilerimiz, bir Ordu'da Ramazan akşamlarının daha sonuna geldik. Yayında Sefat İlmaz, kameramanlar Selçuk ve Furkan kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Dostlara, can dostlara
dost kalmayı beceren herkese selam olsun. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Gelecek bayramında herkese hayırlı olmasını diliyorum. Daha bayramda epeyce var. Hoşça kalın efendim.